Merhaba, hayırlı akşamlar. TV41 ekranlarından uzun bir aradan sonra yeni sezonuyla birlikte ekonomik uygulama programımıza hoş geldiniz. Öncelikle değerli stüdyo konuklarıma dönmeden önce haftanın programın akışında haftanın ekonomik değerlendirilmesi, 7326 sayılı kanunla birlikte mali konularda üstadımızla Cumhurbaşkanlığımızın dönemi itibariyle uzatıp akşam son olan bir durum değerlendirmesini. Gene bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılının açılışında birlikte AK Partili milletvekillerimizin vermiş oldukları yeni bir yasamızla teklifinle konuşacağız. Tabii bu arada stüdyo konuklarıma hemen geçiyorum. Eski İstanbul Defterdarım ve Kocaeli Gelir İdaresi Başkanım Sayın Yeminli Mali Müşavir Şükrü Dilaver Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gene bankacı ve finans uzmanımız Yeminli Mali Müşavirimiz Sayın Bülent Görür, hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, hoş bulduk. Buradan yeni bir program, yeni bir stüdyo. Patronumuz bize güzel bir stüdyo hazırlamış, güzel bir masa sunmuş. Biz de bu canlılıkla birlikte sizlere bu akşamın yeni programını, yeni sezonun yeni programını sunacağız. Tabii üstadımızdan da öncelikle ne derler bu stüdyoyla, bu masayla, yeni sezona ne diyorsunuz Sayın Üstadım? Öncelikle ben de değerli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Yeni yayın döneminin TV41 ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerçekten güzel bir stüdyo olmuş. Emeği geçenlerin eline sağlık. İnşallah yeni sezonda daha güzel programlarla TV41 ekranlarında artık biz yerel kanal da değil, ulusal kanal konumuna gelmiş bir şekilde güzel yayınlarla Türk halkına, Kocaeli halkına hizmet ederiz. Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Üstadım Bülent Bey, sizler de bir kere cümle söylemek istersiniz. Buyurun efendim. Gerçekten şok oldum ben de. Bugün güzel bir sürpriz oldu. Evet. Güzel bir akşam olsun diliyorum ben de. Gerçekten siz, Şükrü Üstadım da sizin söylediğiniz gibi güzel bir stüdyo. Bir arada olmaktan tekrar mutluyuz. Çok uzun ara dedi Faruk Bey. Çok uzun ara mı? Bana öyle geldi. Size öyle geldi. Bana öyle geldi. Gerçekten işte. De aslında 3 ay bize de uzun geldi. Evet. Bugün Şükrü Üstad'la ofiste buluşup biraz öncesinde sohbet edince dedik ki hakikaten uzun olmuş. Yani 3 ay biz böyle yaz arası verelim dedik ama heyecanla yeni dönemi bekliyoruz. Umarım güzel olur. Vallahi bir itirafta bulunayım mı? Bu 3 ay öyle bir zaman geçti ki bana çok uzun geldi. Hatta bu akşam sanki programın ilk defa çıktım, sunuyorum. O heyecanla karşınızdayım. Eğer hatam olursa da affola diyeceğim. O heyecanımı bastırmak için ilerleyen programlar daha güzel belki bir şeyler olabilir. Çok yoruldum bu sene. 7326 evet. Mali Müşavir arkadaşları perişan etti. Evet, dün bitmesi de en azından meslektaşlarımızı biraz rahatlatmıştır ama şimdi yeni yasa var. Şimdi herhalde bir ay iki ayda bunun üzerinde konuşacağız. Evet, onu konuşacağız. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Hayırlısı olsun, i̇nşallah, sağlık olsun. İşin başı o tabii. Evet, haftanın programında baktığımız zaman demiştik ki öncelikle ekonominin değerlendirilmesini. Ekonominin değerlendirmesinde neler vardı? Değerli bankacım, eski finans uzmanım ve Yeminli Mali Müşavirim Sayın Bülent Görün, haftanın ekonomik değerlendirmesini nasıl yaparız, nasıl deriz? Bu arada hemen gene bir şey söylüyorum. Eylül ayı içerisinde biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir puan aşağı çekti. Aslında biz bunu Ekim ayında, ben şahsen Ekim ayında bekliyordum bu rakamın aşağı inmesini ama Eylül ayında bir indirim geldi. Onun da başlayarak buyurun efendim söz sizin. Tamamdır. Evet, mutat olduğu üzere herkese tekrar iyi akşamlar dileyerek ekonomide son 3 ayda aslında neler oldu biraz size ondan bahsederek başlamak istiyorum. Nereden başladık, nereye geldik? 3 aylık biz yokken neler olmuş? Şöyle birazcık üzerinden geçerek hızlıca başlayalım. Haftayı da tabii arada size vermeye çalışacağız. Aslında keşke Faruk Bey fırsat olsa da bize bir önceki programlarımızda Eylül ayından itibaren bir faiz indirimi beklediğimizi, enflasyonun seyrinin ne olacağı konusunda, hatta büyümenin bile %20'ler seviyesinde geleceğini, çünkü bunun elektrik tüketimi vesaire konuştuğumuzda bunlardan bahsetmiştik. O jenerikleri böyle araya sıkıştırıp gösterebilirsek çok daha güzel olur. Evet, ne kadar evet. Bu TV41 ekranından ekonomi kulübünün güzel tahminleri yaptığını da hep beraber görebiliriz. Evet, evet işte.
Evet, birinci slaytımız her zamanki gibi de döviz tarafından başlayacağız. Euro'da aslında biz yokken çok büyük değişiklikler olmasına karşın bugün geldiğimiz noktada ekranlarda tam 3 aylık dönemi görüyorsunuz. 1 Temmuz'dan başlayan ve 1 Ekim'e kadar olan süreçte önce bir dip, sonra da bir çıkış gördük. Bu biraz daha faiz düşüşüyle beraber olan tırmanış oldu. Ama kabaca 10.28'lerde 3 ay önce bıraktığımız seviyeden 10.40 seviyelerine doğru haftayı kapatarak 3 aylık dönemi de yaklaşık sadece 12 kuruşluk, 13 kuruşluk bir farkla kapattık. Euro'nun aslında zayıfladığı bir dönemdeydik bu dönem. Şimdi euro dolar paritesine baktığımızda birazdan göreceksiniz ki aslında 1.18'ler seviyesinde başlayan parite 1.15'ler seviyesine gerileyerek son derece aşağı yönlü bir grafik karşımıza çıkacak. Ekranlara yansıdı zaten. 3 ay önce baş bıraktığımızda 1.18.70'ler seviyesindeydi euro dolar paritesi. Ama bugün 1.15'ler seviyesinde. Aslında euro'nun burada zayıfladığını çok net görebiliyoruz. Euro 50 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırdı. Bu ortalamadan da aslında genel trendin aşağı gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki euro bu şekilde aşağı inerken aslında bunun karşısında başka bir denge var. O da dolar endeksi. Ekranlara yansıtırsak dolar endeksi üzerinden de şöyle bir hızlıca geçelim isterseniz. Bakın euro dolar paritesinin aşağı yönlü kırılmasına binaen dolar endeksinin de benzer seviyede yukarıda olduğunu görüyoruz. 93'ler seviyesindeydi ve şu anda 94 biraz daha üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla dolar dünyada güçleniyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Buna karşılık doların güçlenmesiyle dolar TL'nin nerede olduğuna bakacak olursak da aslında 3 aylık dönemde büyük bir değişim yok. Ama ekranlara yansıdığı üzere aslında 8.60, 8.70'ler seviyesinden bıraktığımız Temmuz başındaki dolar TL 8.30'lara kadar gerilemişti. Ama hemen toparladı tekrardan şu anda 8.85, 8.90'lara yakın bir seviyede devam ediyor. Bülent'ciğim burada müsaadenle bir araya girmiş olayım. Buyurun Üstad. Tabii Eylül'de alınan o kararın sonucunda biz de grafiğinden de görülüyor ciddi bir sıçrama oldu, doğru mu? Evet. 8.20'lere inmiş rakam aşağı yukarı 8.95 civarına bir tekrar çıktı. Tamam, bir miktar aşağı indi gene. Ne düşünüyorsun Bülent bu konuda? Kendi yorumumu yapacağım ama önce. O zaman sizin yorumunuzu alalım Üstad. Önce senin yorumunu bir almak peki, isterim. O zaman ben yayın yönetmenimizden rica edeyim. Slaytlarımızdaki S12 sunumunu bir açalım. Şükrü Üstad'ım biraz erken evet, topa girdi. Ben onu toparlayayım. Şimdi bakın ekranlarda aslında Üstad 2017 yılından biraz tutarak ekranla devam edelim bunu. 2017 yılından beri sürdürülen Merkez Bankası politika faiz oranını görüyoruz. 8'ler seviyesinde uzunca bir süre gittik. Sonra 2018'in başında aslında daha erken hareket edebilseydik farklı sonuçlar göreceğimiz durumda önce direndik. Sonra çok sert bir 6 puana yakın bir Ocak ayında, Şubat ayında bir artış yapmıştık ki o zamana gelene kadar kademe kademe 18'lere gitmişti. 6 puanlık artışla 24'lere geldi. Sonra pandeminin etkisi pandemiye kadar olan süreçte kademe kademe dünyayla beraber biz de bu faizde aşağı doğru gittik. Ama pandemiyle beraber bütün merkez bankalarında faizler yeniden aşağı inerken bizde de hatta FED faizini korurken sıfırda biz kademe kademe yukarı çekmeye başladık. En son olarak da geçtiğimiz haftalarda %18 seviyesinde tutmak suretiyle Merkez Bankası 1 puan aşağı çekti. Genelde konsensüs sıfır olması yönündeydi. Yani bir değişim beklenmiyordu. Bunun enflasyonla ilgili bağlantıları vardı. Ama 1 puan aşağı indirdi. 19'dan 18'e çekti. Burada tabii bunu yaptığınız zaman aslında mesela bir sonraki hemen slaytı size tekrar 13'e geçelim. S13'tü bir gösterelim. Seyircilerimiz görsün. Yani bizdeki sert değişimlerde aslında dolar TL'nin ve bizim dünya ölçeğinde bizim primimizi gösteren CDS'lerin nasıl sıçradığını görebilirsiniz. Bakın Mart ayındaki sıçramaya bakın. Ondan sonraki yükseliş devam ediyor.
Burada Merkez Bankası'nın demek ki faiz oranları aslında politika faizini sadece belirlerken hem kurdaki etkisi çok daha önemli hale geliyor. Aynı zamanda burada hiç yansımayan, hiç konuşulmayan, bizim sadece TV41 ekranlarında gösterdiğimiz, başka hiçbir kanalda görmedikleri bir şeyi seyircilerimize biz paylaşmıştık hatırlarsanız. Uzun vadeli faizlerde artışa sebep oluyoruz. Yani evet, kısa vadede faizi indirdiğimizde hemen uzun vadeli 2 yıllık, 5 yıllık tahvil, Türkiye'nin tahvillerinde faizler 2 puan, 1,5 puan kadar yukarı gidiyor. Yani ekonomiyi aslında kısa vadede siz faizleri yukarı çektiğinizde belki oyun alanınızda önden fazla vermiş olabilirsiniz ama uzun vadede hemen faizler düşerdi. Yani bir önceki slaytlarla onu ben sonrakini hazırlayayım. Biz politika faizini 1 puan düşürdüğümüzde uzun vadede 1,5-2 puan kaybettik. Yani bu çok net görünüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu kararıyla beraber, bunun enflasyonla da bağlantısı var Üstad, biliyorsunuz onu ilerleyen şeyde konuşacağız. Ama Merkez Bankası'nın bu kararının topa sert girdi diyebiliriz. Yani, peki ne düşünmüş olabilir şey Bülent? Yani beraber okuduk para politikası kurulunun kararını. O kararı okumaya başladığın zaman ta aşağıya inene kadar aslında faizi, ben faiz arttıracağım diyor. Yani en sona geliyorsun, faiz düşürüyor. Evet, yani faizi düşürüyor. Peki ne düşünmüş? Tabii mutlaka bir politikası, bir hedefi var yani. Mutlaka. Orada hiç şüphe yok da ne düşünmüş olabilir sizce? Burada biraz daha aslında geçen hafta içerisinde İş Bankası'nın genel müdürü, yeni genel müdürü Hakan Bey, çok güzel bir mülakatı vardı. Okumayanlar uzundur, okusunları tavsiye ederim. Üreticiyi korumak adına, yurt içinde rekabeti korumak adına bunu yapmış olabileceğini, bunun aksi halde gerçekten çok cesur bir karar olduğunu o da söyledi. Biz de burada söyledik. Zaten çok hemen faizi indirmemeli, kademe kademe indirmeli. Beklenti sıfırdı ama 1 puan indirdi. Demek ki kısa vadede hemen faizleri aşağı çekmeye, üretimi birazcık daha desteklemek anlamında ve ihracatın, bugün hatta hatırlarsanız sizinle beraber konuştuk Üstad, ihracattaki ivmelenmeyi. Böyle giderse bu seneyi 200 milyar doların üstünde bir ihracatla kapatarak belki son 15 senenin, 20 senenin üzerinde yeni bir rekorla yılı kapatmayı hedefliyoruz. Yerli üretici, sanayide de büyüme verilerinde gördüğümüz üzere aslında rekabet gücü elde ediyor üretimde. Bunu kullanmak için yapmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Yani başka da bir açıklaması olamaz. Destekleme yani. İyi yandan düşünerek söylüyorum. Evet. Ben de seni desteklemek adına birkaç şey de ben söyleyeyim. Ben aslında Merkez Bankası şunu diyor bence. Ben her şeyin farkındayım diyor. Olayı görüyorum. Zaten Türkiye'nin en uzman insanları orada, veriler elinde. Evet. Onları da görüyor. Ama biz daha önce bir programda izleyicilerimize bir tablo vermiştik. İşletmeler için döviz kuru mu, faiz mi önemli diye, hatırlar mısın Bülent'ciğim? Aynen öyle. Ve orada faize daha tepki veriyordu şirketler. Niye? Çok borçlular çünkü. Evet. Gerçeği söylemek lazım. Ha, bir de bir şeyi daha görüyor Merkez Bankası. O da şu. Yurt dışında bazı şeyleri Merkez Bankası'nın düzeltmesi de mümkün değil. Doğru mu Bülent'ciğim? Evet. Bizim elimizde cereyan eden bir sürü olay var. İşte enerji fiyatları artıyor, ham madde fiyatları artıyor. Yani her halükarda dövizde sıçrama olacak. O zaman diyor bari yerli üreticiyi koruyayım ben. Ona daha çok destek olayım. Ha, bunu da bir şeye bağlaması gerekiyordu, bir çıpaya. O zaman da gitti işte orada da enflasyonda artık farklı bir enflasyon modelini baz alarak bizim manşet enflasyon dediğimiz olaydan kurtulup çekirdek enflasyonu olayı bağlayarak bu noktaya geldiler. Ama ben yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz bence. Dünyada her Merkez Bankası'nın olduğu gibi bence bizde de kafalar karışık ama Bülent. Duruma göre gardımı alırım diyoruz. Doğru mu? Öyle. Şimdilik öyle, öyle gidiyor. Evet. Ha, çok kötü diyemeyiz. Onu söyleyeyim. Ama bu ekonomi literatürüne göre doğru bir karar mıdırın cevabında da tereddütlerimiz var. Belki bunu şöyle Üstad, Merkez Bankası'nın bir kanunu var. Doğru. Merkez Bankası kanunumuz var. Buradaki amacı var. Kanunun. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlar. Ama şimdi şey çıktı o işten biraz Bülent'ciğim, enflasyonu düşünmüyorum ben diyor. Şimdi aslında bu işte Anglo-Sakson ülkelerdeki model farklı. Burada Amerikan ekolü ya da Avrupa ekolü diye ayırırsak ikiye,
Aslında Avrupa ekolünde fiyat istikrarı var ama Amerikan ekolüne baktığımızda biz hem büyüme, hem istihdam, hem fiyat var. Aslında yapılması gereken şey değerli izleyiciler, burada Merkez Bankası kanunu bence değiştirmesi lazım. Çok doğru. Yani değiştirdiğinizde kafada bir soru işareti kalmaz. O zaman Merkez Bankanız hani Amerika'nın Merkez Bankası'nı gibi hareket eder. Ben fiyata da bakarım, istihdama da bakarım, büyümeye de bakarım demeye başlayacak. Pratikte yapıyor işte. Pratikte yapıyor ama işte onu aslında pratikte yapma yetkisi de yok doğal olarak. Yani biz Ankara Siyasal mezun olarak Ankara'da Merkez Bankası kütüphanesinde çalışmış, çok kitap okumuş birisi olarak da söylüyorum. Merkez Bankası'nı siz eğer kanunu değiştirirseniz aslında herkes rahatlayacak. Yani yurt dışının da bakış açısı rahatlayacak. Kanunda olmayan bir yetki kullanılıyor. Doğru. O zaman bu doğru değil. Bunu belki uydurmak, kanunu da düzeltmek, yani düzeltmekten kastım en azından pratiğe uydurmak daha doğru olur görüşündeyim. Umarım bunu herhalde yakın zamanda yaparlar ki bu karmaşa ortadan kalksın. Yetki karmaşasını kimse tartışmasın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Üstad. Böyle ara ara sorularınız hem güzel oluyor hem de heyecan veriyor. Evet yani Şükrü Üstad tabii gerçekten önemli bir konuya temas etti. Dövizi konuşurken burada Merkez Bankası'nı belki konuşmadan pas geçmemek gerekirdi. Ama netice itibariyle burada hem Merkez Bankası'nın duruşunu hem kanununu bir de amaçlarını ve dövizdeki belki bu yükselişin arkasındaki mantığı da birazcık sizlere anlatma fırsatı bulmuş olduk. Bizim yine bu tatil dönemindeki süreçte altın ne durumda? İsterseniz normal 8 nolu grafiğimize geri dönerek buradan bir bakalım. Evet, ons fiyatı 1776'lardaydı. Şu anda da 1750'ler seviyesinde. Yani bir yukarı bir aşağı yaptı ama bir parça doların gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. Biraz da kripto paralar o dönemde çok yüksekti. Kripto paralardaki gerileme de aslında altına bir parça yarayacak gibi duruyor. Emtia deyince biliyorsunuz biz emtialarda altın ve petrolü beraber gözden geçiriyoruz. Evet, ki en azından bir grafikte hangi paralellik var onu görmeye çalışalım. Bakınız 12 nolu slaytımıza dönersek orada da hem altına hem petrole beraber bakalım. En azından birlikte değerlendirmiş olalım. Aslında hani yükseliş ve düşüşlerde altındaki kırılmanın Mayıs'tan sonra olduğunu görüyoruz. Burada yavaş yavaş Fed'in artık tapering denen parasal genişlemeyi azaltmaya başlayacağının açıklamalarının ufak ufak adımlarını görmeye başlayınca dolardaki güçlenmeyle beraber altındaki gevşemeyi görmüştük. Ama petrol fiyatlarına baktığımızda biz 65 dolardan bıraktık. Bugün geldiğimizde ise yaklaşık 78 dolarlarda seyrediyor. Çok konuştuk, çok patinaj yapıyor dedik. Borsaya bakalım isterseniz 14 nolu slaytımıza. Borsa halen patinajda. Yani bu hafta da devam ediyor. Ama şöyle bir 3 yıllık slayta baktım. Dedim ki 3 yılda borsa endeksi nereye gelmiş? Binlerden yaklaşık 1400'lerde. Biraz aşağı gevşemiştik ama tekrar bir toparlama eğilimine girdi. Birkaç haftadır. Evet, yine sanki kararsız yukarı mı aşağı mı yön arayışında diyebiliriz. Aslında üstadım bu aşamada belki biraz enflasyonu konuşabiliriz. Evet. Önümüzdeki hafta enflasyonun gerçekleşmelerini sizlere aktaracağız. Ama şu anda 17 nolu slaytımıza bir geri dönersek aslında biraz önce konuştuğumuz Merkez Bankası'nın fiyatla ilgili bu değil. 16 bir 17'yi bir açalım isterseniz ekranda. En azından şöyle bir sizler için hazırladığımız 3 yıllık 2019 20 ve 21. 21'i gösteren bir grafiğimiz var. Evet bu grafik bakın 15'lerdeydi 2019 başında diyelim ya da işte Ağustos ayında. Tam 3 yıldır önce onlar seviyesine biraz onların üzerinde yatay giderek özellikle pandemiden sonra da artış trendini görüyoruz. 19-25 olarak gerçekleşti. Bu tabii önümüzdeki pazartesi itibariyle Eylül'ü göreceğiz. Ağustos verisi olarak karşımızda. Evet. Şimdi az önceki tekrar 16 nolu slayta bir geri dönelim. Bakın burada şimdi Şükrü Üstad'ın bunu konuşalım. Yani dünyada merkez bankalarının ve uygulamalarında genelde bir karmaşa var dediniz. Bence bu çok güzel bir cümle oldu. Bu karmaşada birçok merkez bankası aslında Türkiye gibi manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona geçiyoruz söylemine başladı. Biz de burada aynı şeyi yaptık.
Fakat burada ekranda görüyorsunuz değerli seyirciler. A, B, C, D, E, F. Türkiye'de 5 tane çekirdek enflasyon evet, var. Evet, evet. Şimdi gelelim biz hangisini seçeceğiz? Sevgili Bülent, burada bir araya girebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu niye böyle oluyor? Niye bu karmaşıklık var? Şunun için var. Bence tabii bu. O da şu, merkez bankaları bu enflasyonun geçici olduğunu düşünüyor. Bu belli fiyatların artmasının, dolayısıyla da eğer diyor ben bu enflasyonu bu ölçülere alarak verirsem sorun yaşarım. Çünkü enerjiyi, gıdayı onlar mevsimsel olarak yükselebilir, konjonktürel olarak yükselebilir. Ama benim gerçek anlamda enflasyonumu göstermeyebilir o. Yani elma ile armutu karşılaştırmış olabilirim. Çünkü dünyada şu anda gerçekten pandeminin hala etkileri devam ediyor. Hala belli konularda bir arz noksanlığı var. Belli konularda sıkıntılar var. İşte lojistikte vesairede. Alt alta koyduğun zaman olmaması gereken fiyatlar da var. Hani eğer diyor ben normal manşet enflasyonla gitmeye kalkarsam yanlış bir iş yapmış olurum. Onun üzerine kurulu bir düzen kurarsam da enflasyonu kalıcı hale getirmiş olurum. Şimdi biz kalıcı hale getirmemek için mücadele ediyorsak o zaman baz almamız gereken başka şeyler var. İşte o zaman size az önce göstermiş olduklarından bir tanesini baz almak önemli o orada. O zaman şöyle değil mi üstadım? Gerçi 15 nolu silerte geri döndüğümüz zaman A, B, C, D, E diye üstad şey yaptı. Orada da ben tahmin ediyorum ki enerji, gıda ve alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç tüfeği mi değerlendirerek evet, C olarak. Şimdi evet ya burada peki neden C neden B ona bakalım. Ya da B olması lazım. Evet. Yani ben evet. Bunu baz alarak gidiyorlar diye düşünüyorum. %100 haklısınız ama biz Avrupa'ya baktığımızda efendim işte Amerika'ya baktığımızda çekirdek enflasyon biraz daha aslında manşet enflasyona çok yakın üstad. Bizde işte o ayrışma. Bizde o ayrışma var. Evet. Şimdi bizdeki ayrışmaya baktığınızda görüyoruz ki bakın mesela bir sonrakine geçebilir miyiz? 16'da aslında çok 16. Daha güzel seyircilerimiz evet. Görecek. Rakamlarla, rakam yalan söylemez, rakamlara bakalım. Buyurun. A dediğimiz gösterge aslında mevsim etkileri var ise eğer, bakın mevsim etkileri, biraz bunu kalsın ekranda görelim. Tamam. Mevsim ürünleri hariç tüfe. Yani yaz ayındayız. Yaz etkisinden mahrum kalsın. 19-25 ise mevsimleri çıkartırsanız 19-17. Üçüncü evet. Sütuna bakalım evet. Rakamlarla. 19-17 olması lazımmış. İşlenmemiş gıda ürünlerini çıkartırsak, enerji, alkol, içkileri ve tütün ile altını çıkartırsak 18-46'ymış. Bu biraz daha mesela manşete yakın. Yani ama C'ye baktığınızda C'de enerji, gıda yok. Evet. Alkolsüz içecek yok. Yok. Alkol içecek yok. Tütün yok. Altın yok. Yani vatandaş ne enerji harcıyor, ne gıda harcıyor, ne içecek harcıyor, ne tütün var, ne altın. Yani burada 16-76'yı baz aldık biz. 16-76 en düşük olanı. Yani 5 tane bizde çekirdek var. Avrupa'da bir tane varsa. Biz 5 tane de hangisini seçeceğiz? Doğru soru bu aslında. Biz neyi seçmişiz? En düşük olanını. Şimdi bunu anlatmak zor. Mesela ben B'yi beklerdim ki benim tahminim de B yönündeydi. Aradaki fark 19'dan belki yani hadi biraz sıksanız yarım puan indirir demiştim. 18.5'a çeker, başa başa getirir demiştim. Ama daha cesur topa girdiler ve C'yi seçtiler. C'de 16.76. O zaman bu şu demek Bülent'cim. Aslında bu çekirdek mevcut olan bu çekirdek enflasyonun hani biraz yukarı doğru gitse bile faizleri gene indirme şansı var Merkez Bankası'nın. Doğru mu şimdi? Bunu baz alırsan da şöyle bir tablo çıkacak. Baz alırsak öyle. Şimdi artık dolayısıyla değerli seyirciler yani pazartesi günü saat 10'da enflasyon verisi. Peki üstadım. Burada nokta koyuyorum. Altın oğlu istilatımızı bitirmiş olduk. Şimdi dünya karşılaşmasıyla S8'e S9'a mı bakıyoruz? Evet. Buyurun S8'den istedim. Başlayarak. Buyurun. Ya istedim. Burada tabii şunu anlatmaya çalıştık değerli seyircilerimize. Burada bir manşet enflasyon seçimi var. Bu seçimden
5 tane var Türkiye'de. Evet. Dünyada 1 varken 2 tane varken bizde 5 tane var. Bu 5 taneden de hangisini seçecektik? Aslında bizim konuştuğumuz şey oydu. İlk Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasından sonraki 10 günlük süreçte, dövizin de yukarı doğru gittiği süreçte. Ben B'yi tahmin ediyordum ama C'yi seçtiler. Artık bundan sonra dediğim gibi üstadın da pazartesi ikinci hareketi göreceğiz enflasyonda. Aslında Merkez Bankası daha önceki açıklamalarında, para politikası kurulu kararlarının açıklamasında hep neyi baz alıyordu? Benim faizim enflasyonun üzerinde olacak. Doğru mu? Bu cümleleri, evet, sık sık da kullandı. Evet. O zaman yapacağı iki şey vardı. Ya politikasını değiştirecekti ya da faizi yükseltecekti. Doğru mu? Evet. Faizi de yükseltmek istemediğine göre açıkçası politikasını değiştirdi burada. Doğru. Ama baz aldığı yeri değiştirdi. Evet, baz aldığı yeri değişti. Ha, bu çok mu kötü? Az önce söyledim. Dünyada problem var zaten. Yani bir karışıklık var. Herkes bu enflasyonun doğru olmadığını, bunun aslında devam etmeyeceğini düşünüyor zaten. O zaman da siz de dönüyorsunuz, diyorsunuz ki mevsimsel olarak etkilerden arındırılmış, gıdayı, enerjiyi, işte tütün mamullerini hariç tutarak ben bunu belirleyip onu baz alarak gideyim. Aslında çok çok da yanlış değil yani. Ben kesinlikle büyük hata olmuştur diyemem yani. İşte ama zaman gösterecek tabii. Tabii yani olur. Onlarda bir tane bir belki core inflation olarak açıklanan bir enflasyon var. İşte çekirdek enflasyon diye bizim tabir ettiğimiz Türkiye'de. Çekirdek enflasyon bir tane, onu açıklıyorlar. Evet, doğru. Amerika'da bir enflasyon açıklandı. Bu enflasyon verisi 92'den beri en yüksek enflasyon. Avrupa açıklıyor 2004'ten beri en yüksek enflasyon. O zaman demek ki diyor manşeti almayayım ben diyor. Evet. Peki manşet enflasyon almıyorsa neyi alayım? Ha, döneyim çekirdek enflasyon alayım. Peki bize bakıyoruz, bizde 5 tane var. Hangisini seçeceğiz? Sorun burada yani. Çok doğru. Peki burada değerli seyircilere ben böyle 2007 yılından beri genel trendi göstermeye çalıştım. O yüzden Faruk Bey dediği gibi 8'i açalım. Bir bakalım, bakalım neredeyiz? Nasıl bir neredeyiz? Gelişimimiz var? Kalp atışları şeklinde de olmasa S8'e baktığımızda aslında böyle 8'lerden yaklaşık 4'lere doğru bir gevşeme. Ondan sonra 24-25 yıllara kadar bir çıkış, tekrar bir sert iniş, ondan sonra da şu anda 18-19'lara doğru, evet, var. Bir sonrakine geçelim. Şimdi S9'a geçelim üstadım. Bakın burada aslında benim eğitimlerde hep verdiğim bir örnek vardır. Benim boyum uzun mu kısa mı bilemiyorum. Bakın benim boyumu ölçmek için başka birine daha ihtiyaç var değil mi? Yani yanımda Faruk Bey olursa hangimiz daha uzun söyleyebiliriz. Doğru. Dolayısıyla bakın en alttaki grafikteki çizgi dünyanın gelişmiş ülkeleri. Amerika, Avrupa gibi, Japonya gibi ülkeler yaklaşık %2'ler seviyesinin etrafında dolanıyor. Dünya ortalamasına baktığımızda yaklaşık %6'lara dayanmış vaziyette ki son çıkışla beraber, yoksa 4,5'lar seviyesindeydi. Dönüp gelişmekte olan ülkeleri, yani bizim içinde olduğumuz üçüncü çizgiye baktığımızda dünya ortalamasının biraz üzerinde. İşte Hindistan'a bakın, Çin'e bakın, Brezilya'ya bakın. Buyurun usta, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bülent'ciğim, burada tabii şunu da izleyiciler yanlış anlayabilir. Ya işte Amerika'da enflasyon %5 olsa ne olur? Biz kaç yıl sonraki hedefimiz o. Amerika için %5 çok yüksek bir enflasyon. Evet. Onlar iki. Yani onu da böyle görmek lazım. O kendi içinde ülkeleri değerlendirmek lazım. Bizim için inanılmaz düşük bir enflasyon ama onlar için çok yüksek bir enflasyon %5. O yüzden bu grafik aslında çok daha bence kritik. Biraz da kendimizi en azından ölçmemiz açısından önemli bir grafik. Tekrar ekranlara getirirsek Türkiye'nin buradaki ne kadar yüksek bir enflasyona belki razı geldiğimizi ya da yaşadığımızı görmek açısından önemli. Daha stabil bir enflasyon varken bizde kalp atışı gibi bir yukarı bir aşağı. En sonunda 2018'den itibaren de ciddi bir ayrışmayla yukarı giden bir enflasyonist ortamdayız. Evet, bu aslında bizim meslek açımızdan da değil mi Faruk Bey? Yani enflasyon muhasebesi olacak mı olmayacak mı sorusunu da gündeme getirecek. Bundan yakında konuşacağız yeri, gibi. Ama enflasyon muhasebesini bir şekilde dolaylı yollardan çözmüşler bu. Evet. Yeni taslakta Bülent'cim, evet, onu birazdan anlatacağız. Tabii, aynen öyle. Evet. Tamam. Evet, peki,
Burada vatandaş bize güveniyor mu? Yani ekonomiye güveniyor mu? Bu iş nasıl gidiyor? Biraz da ona bakalım isterseniz. 9 nolu slaytımızda sizlere en azından ekonomiye güven endeksi olarak, reel kesim güven endeksi ve tüketici güven endekslerini sunarak bir fikir oluşturmaya çalışacağız. Burada sağ tarafta göreceksiniz, hani bir yukarı doğru ivmelenme var. Hem güven endeksinde hem de tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksinde. Burada 2014'ten beri üstad en iyi artışı yaşamış olduk diyebiliriz son ayda. Bunun yansımasını birazcık daha önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. O yüzden güven endekslerini takip etmeye yine devam edeceğiz. Biz de size programımızda yeri geldikçe, açıklandıkça bu verileri paylaşmaya devam edeceğiz. Yazı bitirdik dedik Faruk Bey. Tabii tatiller bitti. 3 ay geçti. Peki bu arada yabancı ziyaretçi yabancılar sayısı geldi, ne oldu? Geldi mi gitti mi? Değil mi üstadım? Gerçi evet. Gördük bugün mesela ne güzel. Türkiye İstanbul'a ilk gemi de yanaştı. Evet. Çok önemli bir projede yavaş yavaş hayata geçiyor. Ama isterseniz 11 nolu slide'da size biz Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında nasıl bir değişim var? Biraz da onu gösterelim. Evet. Biraz aşılanmanın da etkisini gördük. İşte hepimiz aşılandık. Aşılarımız tamamlandı. Dünyada da benzer şeyler. Hatta dün İsveç'te bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladılar. Yani ne maske takmak var ne bir şey var. Yani çok hakikaten iyi bir en azından hani işaret diyebiliriz. Ne yazık ki Türkiye 10 gün süren kötü bir yangın geçirdi. Bu dönemde iptalleri de gördük. Çok üzüldük gerçekten. Marmaris, Bodrum taraflarında çok ciddi yangınlar oldu. Ama özellikle 2 sene önceye dönersek en tepede 46 milyonu gören bir turist sayımız var iken şu anda 19,5 milyon kişiyle ama pandeminin özellikle ikinci dalgasında 10 milyon kişiye düşmüştü evet. Ki ona göre baktığımızda ise aslında yaklaşık bir yılda 2 katına çıkan evet, turist girişi mutlu ediyor. Bugün de dediğim gibi kuru vaziyerler yanaşmaya başladı İstanbul'a. Bunun da artmasını temenni ediyoruz. Biraz da büyümeden bahsedelim istiyorum. Biraz konular çok. Yani o yüzden de S3 ile başlayaraktan size ufak ufak Türkiye'nin büyümesinden bahsedelim. Biz size burada son özellikle programımızda büyümelerin çift taneyi çok aşacağını hatta 20'ler seviyesinde olacağını söylemiştik. Türkiye ikinci çeyreği de %21'lik bir büyümeyle açıkladı ve bu hakikaten önemliydi. Son dönemlerin en yüksek çıkışıydı. Ama ben geçen seneyle karşılaştırdığımızda bu %21'lik büyümenin çok önemli olduğunu elbette ki kabul ediyoruz. Ama esas büyümeyi bir önceki yılla karşılaştırarak bakmak daha doğru. Çünkü 2020 yılı pandemi senesiydi. Pandemi senesini biraz elimine ederek baktığımızda bir önceki seneye yani 2019'a göre baktığımızda aslında sadece %9'luk bir büyüme var. Yani 2019 100 ise bugün 109 seviyesindeyiz. Dolayısıyla 2020'deki ciddi düşüş 2021'de ise iyi bir çıkış yakalamış olduk ki bu bizim için önemliydi. Eğer S3'ü yansıtabilirsek de belki 2001 yılından beri yaklaşık 20 yılda ben sizlere çeyrek bazında büyümeleri göstermeye çalıştım. Bakın üstadım görüyorsunuz. Bak ya hakikaten yani 2001'deki krizden sonraki küçülmeler var. 2009'da dünya kriziyle beraber dünya krizinin getirdiği bizdeki küçülme var yine. Pandemiyle beraber küçülme var. Onun dışında küçülme neredeyse yok diyebiliriz. Ama çeyrek bazlı baktığımızda en yüksek büyümeyi gördüğümüz dönem oldu. Biz tatildeyken bu veri açıklandı. Bizim de zaten tahminimiz aşağı yukarı bu kadardı. Şimdi S5'e geçelim. Üstadım dedim burada. Evet aynen öyle. Biz %20'leri geçer diye de tahmin etmiştik. Gerçekten tabii onu sanayi verilerinden aldık. Sanayi, elektrik tüketimi, kredi kartı harcaması, baktığımız veri vardı biliyorsunuz. Oralarda hep bunu gördük. Şimdi S5'te de size bunun aslında katkılarından bahsedeceğiz. Katkılarına baktığımız vakit burada ihracatın katkısını görüyoruz. Üstadım bakın siz programa başladığımızda dediniz ki döviz kuru niye acaba artmış olabilir? Bakın ihracat çok net burada yukarı gitmiş. Bunu görüyoruz yani. Net ihracatın etkisi gördüğümüz üzere burada yüksek. Yatırımlar çok ciddi. Türkiye'de yatırımlar önemli bir seviyeye gelmiş vaziyette. Özellikle yani tüketim mallarındaki artış da çok yine de önemli. Türkiye'nin büyümesi dediğim gibi burada bize artık katkı olarak
ihracatta önemli bir katkının olduğunu gösterdiği için de ihracatın geçen sene düşüş var ama bu seneki katkısı çok daha yüksek. Yani Bülent'ciğim, bugün işte açıklandı. Son 12 aylık ihracat 212.2 milyar dolar. Evet. Ve ilk kez Cumhuriyet tarihinde bir ayda 20 milyar doların üzerinde ihracat yapmışız. Bu çok önemli bir rakam. O zaman ihracatı gösteren slaytımıza bir geçelim. S10'a geçelim. Mesela burada üstad siz 212 dediniz. Bakın yılbaşında ne tahmin etmişiz? Bizim Hazine Bakanlığı'nın verisi 201 milyar dolar olur demişler. Yani bütçe 201 milyar dolar gibi düşünülmüş. Türkiye bu sene 201 milyarla 200 milyar sınırını aşar gibi düşünülmüş. Hemen bir sonrakinde aslında gelmişken ithalatı da verelim. Evet ama sizin söylediğiniz Ağustos'tan Ağustos'a dolayısıyla böyle devam edersek aslında 200'ün üstünde olur. Yani onu görebiliriz. Öyle görünüyor. Evet. Bakın hemen bir sonraki 11'e geçelim. 11'de de ithalat var. İthalat zaten hani bizde de hep vardır, evet doğru, ama 250 milyarlar seviyesinde olacağını söylüyordu. Bu sene Ağustos'ta çıkmış üstad? O rakamı alamadım ama ithalat aylık olarak 23, onda 4 milyar dolarda ithalat. Tabii gene cari açığımız var ama hiç olmasa artık ihracatımız ciddi derecede ivmelenmiş vaziyette yol alıp gidiyor. Yani. Devam ediyor. Aynen. Ama sevgili Bülent, bak burada da ihracatın artması çok güzel bir şey. Tabii yani bizim gibi ülkelerde hele hayati artık, yani başka şansımız da yok bu konuda, ama şimdi Türkiye'deki fiyatları çok etkiliyor bu. Özellikle Türkiye'de inşaat malzemeleri, belli tüketim malları yurt dışına ihracat yapıldığı için Türkiye'de bu malları bulmakta da zorluk çekiyor insanlar. Fiyatları da ihracata paralel olarak arttı. Türkiye'deki fiyatları da artıyor. Zaten içinde arama mal, yatırım malı olarak bir sürü ithal malzeme var. Onların da ithal değerleri yükselince ona paralel olarak gene fiyatlar yükseliyor. Yani bu dengeyi sağlamamız lazım bizim bir şekilde. Yoksa buradan bile enflasyon yürüyor. Yani bunu da artık net söyleyelim yani. Kesinlikle. Peki o zaman S6'yı yayınlayalım ve seyircilerimize Türkiye ile ilgili beklentiler ne durumda, bir de ona bakalım. Biz en son burada sizlere TV41 ekranlarından Mayıs verisini açıklamıştık ki Eylül ayında OECD yeniden dünya ve Türkiye'yi de içine kapsayan bir büyüme tahminlerini revize etti. Standarttır bu, özel bir durum değildir. Mayıs'ta da yapar, Temmuz'da da yapar, Eylül'de de yapar. Eylül'de yaptı. Bakın sol tarafta gördüğünüz, yani Türkiye en altta 17.8'lik şu anda büyüme görüyorlar. 2022 için ise 15.7. Sağ tarafta change dediğimiz bizim o kısımdaki bölümde ise Mayıs'a göre değişim. Bakın Mayıs'a göre bizi daha iyi bu sene büyüyeceğimizi öngörmüşler. 1.8 daha iyi büyür demişler Türkiye. 2022 için 2.9 puan yani %2.9 daha yüksek büyüyeceğimiz, 2022 için aslında daha iyi umutlar var diyebiliriz. Aynı şey dünya için de geçerli. Dünya için de bu sene bir tık aşağıda ama 2022'nin daha iyi olacağını öngörüyorlar. IMF buna benzer bütün kurumlar Türkiye'de daha önceki tahminlerin hepsini revize ettiler Bülent. Evet. Hepsi yukarı doğru revize edildi. Büyümenin daha çok olacağı görülüyor. İnşallah böyle devam eder. Devam eder. Üretim dediniz üstadım. O zaman size S4 ile biz şimdi hemen üretimi de bir gösterelim değerli seyircilerimizle. Üretimde bizim şu anda PMI verilerine baktığımızda üretim endekslerimizde de aslında son 3 yılı kabaca aldığımızda hep yıllık değişimlerin yükseldiğini ama son 3 çeyrektir de bir önceki yıl tabii pandemi yılı olduğu için ufak ufak gerilemelerinde başladığını, ya üretim doyuyor mu, artık yatay seviyeye mi geçti, biraz ona dikkat etmek lazım. Bu büyümenin sürekli ve daha fazla olacağını belki düşünmemekte fayda olabilir. Çünkü bence bu grafikte eğer grafik okumayı bilen herkes yavaş yavaş demek ki normalize olmaya başladığımızı düşünebilir miyiz sorusunu kendisine sorsun diyorum ben. Ve dilerseniz sizlere bir de biz yokken açıklanan bir işsizlik verisiyle sizi bilgilendirmeye devam edelim. Şimdi S7'de size işsizlik verisi gelecek. Üstadım biliyorsunuz işsizlik verisi birazcık geriden gelir. Yani doğru. 2 ay geriden geliyor. O yüzden Temmuz ayını sizlere sunacağız. Eylül verisi yok, Ağustos verisi yok.
Eylül ayına baktığımızda ise, özür diliyorum, Temmuz ayına baktığımızda ise %12.1 ile bir önceki yıla göre daha bir iyi seviyedeyiz. 2020'nin de sonuna göre 13.2'ye göre işsizlikte biraz daha gerileme var. Zaten sanayideki bu artış, yavaş yavaş pandemiyle beraber işlerin düzelmesi, hizmet sektörünün toparlanmaya başlaması, yaz sezonunda turistlerin de gelmesiyle özellikle otelcilik, turizm tarafındaki canlanmayla işsizlik aşağı geldi diyebiliriz. Biz böyleyken yurt dışı nasıl? İsterseniz biraz da Avrupa ve Amerika'nın büyüme verilerine bakalım, PMI verilerine bakalım. Orada işler nasıl gidiyor, nasıl bir beklenti var? Biraz da onları değerlendirelim izin evet, verirseniz. Işte, buyurun. Şimdi S14 açabilirse yönetmenimiz hemen ekrana gösterelim. Burada aslında fena değil. Yani hem Avrupa'da hem de Amerika'da işler fena gitmedi bu sene. Ama tekrar söylüyorum, az önce bizim üretim için söylediğimiz şeyi aynısını hem Amerika hem Avrupa için de ekranlardan bakarsak yavaş yavaş özellikle Mart'tan sonra, Mayıs'tan sonra böyle bir ivme kaybının olduğunu söyleyebiliriz. Halen PMI verilerinde biliyorsunuz kırmızı çizgi ekranda gördüğünüz çizgi bazdır. 50'nin üstündeyse işler önümüzdeki dönem iyi gösterir. Altındaysa önümüzdeki dönem bir parça endişe ve kötü olacağını söyler bize. Şu anda üstünde ve gayet de iyi üstünde, yani 55'lerin üstünde seyrediyor. Hem Avrupa hem Amerika için servis, yani hizmetler ve üretim için bunu söylüyoruz. İkisinde de ama bir ivme kaybı olduğunu ben yine de burada TV41 ekranlarından sizinle paylaşmış olayım. Evet. Faruk Bey, çok net bir şekilde görünüyor. Dünyanın batı tarafı böyleyken doğu tarafına bakalım. Benim de en çok sevdiğim Çin'e bakalım diyelim. Ben Çin'i çok seviyorum ve özel takip ediyorum. Kitaplarda okuyorum bu konuda. Çin'de aktiviteler nasıl? İsterseniz 15. bir sonraki slaytta hemen size Çin'in şöyle bir 2 yıllık serüvenini göstermeye çalışalım. Çin'deki veriler biraz daha azdır. Hani Avrupa ve Amerika'ya göre, ama burada biz yine üretim endeksine ve perakendedeki satış endeksine baktığımızda ben yine bir uyarı yapmış olayım. Burada bir ivme kaybı var bu sene. Halen pozitif. Yıllık değişimler halen iyi. Bir önceki yıla göre halen pozitif. Ama bakın sıfırın üzerinde, ama yılbaşından beri bir ivme kaybı var. Burada üstadım az önce dediğiniz emtia fiyatlarındaki Türkiye ve dünyadaki artış, artık yok satıyoruz dedikleri yerde bile burada önemli bir şey var, bir ivme kaybı var. Acaba emtialar önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek mi? Bunun sorusu belki çok daha kritik hale geliyor tüm dünya için diyebiliriz. Evet. Faruk Bey, zamanımız varsa ben artık bitirmek üzere biraz da borçluktan bahsedelim üstad. Tabii ki. Bu kadar para kazandık ve... Borçlanma nerede? Bir de ona bakalım isterseniz. Şöyle diyeyim üstadım, kısa 5 dakikalık bir süremiz tamam, var. Tamam, harika olur. Bize de yeter bu. Evet, o 5 dakika çünkü, içerisinde toplam. Hani para kazanıyor dünya vesaire, ama değerli seyirciler, burada da aslında borçlanmada neredeyiz? Yani cebimize para giriyor mu? Rezerv biriktiriyor muyuz? Biraz bunlara bakalım isterseniz. Bakın sunumdan çıkaraktan şimdi biz 5 nolu slaytımıza geri gelelim. Size borç ve yıllık gayri safi yurt içi hasılanın oranına bakalım. Bakın burada... finans sektörünün, kamu sektörünün, reel sektörün ve hane halkı dediğimiz vatandaşın borcu 2013'ten beri nasıl seyrediyor? Yüzde kaçta? Aslında vatandaş yıllık Türkiye'nin gelirine oranladığımızda %20-16 buralarda, yani çok ciddi bir artış yok. Reel sektöre baktığımızda, reel sektörde işte 45'lerden 68'lere gelmiş. Burası kritik aslında. Yani demek ki iş yapma iştahı olan insanlar Türkiye'de borçlanmaya, daha çok borçlanmaya başlamışlar. Yani neredeyse 2013'teki borçlanma seviyesinin %60 üzerindeler. Bu bence önemli ve kritik, takip edilmesi lazım. Herkes hesabını iyi yapması lazım. Yani en kritik olan reel sektör. Doğru. Evet üstad, reel sektör. Finans sektörü bakın kendini çok iyi korumuş. Yani 20'lerden 27'lere çıkmış. Kamu da öyle çok fazla... yükselmiş. Evet, yani 33'lerden 39-40'lara gelmiş. Peki Bülent, o zaman herkesin bunu karşılaştırması açısından dünyada nasıldır bu? Dünyaya baktığımızda şimdi o zaman bence en önemlisi o. Yan yana koyarsak, yani biz dünyaya göre çok mu borçluyuz? Borçluluk oranımız daha mı yüksek, daha mı düşük? O zaman şöyle hemen 6'yı pas geçelim, 7'ye bakalım üstadım. Peki. 7. slaytımızda ekranda. Aslında burada dünyada borçlanmayla beraber
Aslında yabancı para borçlanması ile ilgili elimizde güzel bir slide var. Çok güzel işte. Şimdi burada en çok yani yabancı para dolayısıyla dövizi etkileyecek ya da dengeleri değiştirecek şeyden bahsediyorum. Çünkü üstadım bu ekranda hiç görünmeyen bir Japonya var. Bakın. Japonya aslında borçlulukta bütün ülkelerin üstünde borçlu. Ama hep kendi para biriminde. Yani vatandaş devletine borç veriyor, devlet vatandaşa harcıyor. Vatandaş devlete borç veriyor, devlet vatandaşa. Bizde %39 olan toplam borçluluk kamuda, onlarda %210'lar seviyesinde. İnanılmaz. Ama bu ekranda görünen şu anda Arjantin toplam borcu içinde, bu çok taze, Haziran sonu itibariyle bilgi, %65'i döviz. O yüzden Arjantin'de döviz hareketleri çok olur. Ukrayna yine %56'ya çıkmış vaziyette toplamda döviz borcu. Üçüncü, evet, üçüncü gelen evet. Biziz Türkiye olarak %52'deyiz. Yani borç var evet, bunun yarısından bir parçası fazlası da yabancı para. Evet. Aslında belki Faruk Bey burada değerli seyircilerimiz için şunu söyleyebiliriz. Bakın Türkiye'deki mevduatın 100 liralık mevduat varsa bunun 54'ü döviz. Bir de o taraf var. Evet. Yani Türkiye'de evet borcun %52'si döviz ama toplam paranın da %54'ü yine döviz. Yani bunların çok iyi hesap edilmesi lazım. Çok iyi bakılması lazım. Ama borç olduğu için de herkeste bir gerginlik var. Bu kadar borç döviz olmasa belki daha farklı bir yere gidebilir. Bunun için biliyorsunuz 2 sene önce yapılan bir değişiklik var. Dövizle borçlanma sınırı gelmişti. Sadece ihracatçılar, döviz geliri elde edenler dövizle borçlanıyordu. Bu da iyi bir hamleydi ama çok gecikmiş bir hamle olduğunu programımızda da anlatmıştık. Ekonomiyle ilgili biz yokken değerli seyirciler neler oldu, dünya nasıl gidiyor, aktiviteler nasıl, ufak ufak da göstergelerimizi yine sizlerle gelecek programımıza sunmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim Faruk ben Bey. Ben teşekkür ederim Bülent Üstadım. Reklamlara gidiyoruz. Belki reklamlara gitmeden şöyle bir şey daha söyleyelim. Hadi Türkiye burada nasıl, o zaman sunum snaklarından değerli seyircilerimize bizim güçlü bir ülke olduğumuzu bir kez daha gösterelim bence. Avrupa'da bizim yerimiz nerede? S1'e geçelim. Evet. Hemen çok kısa reklamlardan iki dakika hemen çok kısa bir süre isteyeyim ben. Bir onu göstermek isterim. Son iki. Bakın Türkiye satın alma gücü paritesine göre 2019 verileriyle Avrupa'da İspanya'yı geçti ve 5. sıraya geldi. Yani bu önemli. Güçlü bir ülkeyiz. Hemen S2'yi gösterelim. Yönetmenimiz ondan sonra reklamlara gidebiliriz. Burada da ben şunu vurgulamak istiyorum. Bakın ortadaki sarı bölme aslında 15 ile evet 15 ile 59 yaş arası bizim Avrupa'daki ülkelere göre baktığımızda en genç nüfus Türkiye'de. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz Faruk Bey, Türkiye güçlü bir ülke. Evet. Daha iyi çalışacağız, daha çok çalışacağız. Bütün bu aksaklıkların hepsinin üstesinden gelecek i̇nşallah, gücümüz, kapasitemiz ve işlerim. Nüfus gücümüz var diye. Valla moral verecek bütçe rakamlarını da anlatacaktım ama artık onu bir dahaki programa saklayalım. İnşallah üstadım. Reklamlar tamam. Diyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, öncelikle değerli üstadım, finans uzmanım Bülent Görür, haftanın ekonomi değerlendirmesini, dolar TL'den tutun, altın petrol fiyatlarından tutun, Türkiye'nin net borçlanmalarından tutun, Çin ekonomisinden, aklınıza ne gelebiliyorsa en güzel bir şekilde Temmuz ayından bugünümüze kadar değerlendirmesini yaptık, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz mali konularımıza. Mali konularımızda biliyorsunuz ki üstadım 7326 sayılı bir kanunumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçen ayın uzatma süresiyle birlikte dün akşam saat 12'de programımız kanunumuz son buldu. Şimdi bu süreç içerisinde artık ödeme süreci kaynaklanıyor ve bu ayın sonuna kadar da ilk birinci taksitleri başlamak üzere insanlar yapılandırmayla birlikte borçlarını ödemeye başlayacaklar. Fakat bu kanun bizi hem süre uzatımıyla hem de bazı eksik aksaklıklarıyla birlikte biraz yordu üstad. Ama bu arada hatta bugün oda başkanımla da görüştüm, bir bilgi alışverişinde bulunduk, istişare yaptık. Eksiklik aksaklığımız var mı gibisinden
O da tabii bir takım eksiklerimizin olduğunu yasayla ilgili bize bir takım bildirimlerle bulundu. Benim de kendi bazı tespitlerim oldu ve bu tespitlerle birlikte benim söyleyebileceklerim bu yasayla ilgili. Şimdi biliyorsunuz pandemi süreci itibariyle geçen sene bir sürü kapanmalar oldu. Kapanmalar dolayısıyla çıkan yasadaki KDV'de matrah artırımına bir dönem hasılatı olmaması durumunda gelir ve veya vergi matrah artırımındaki mecbur tutulan bölümlerde yapılması gereken matrah artırımı 3 bin lira olması gerekirken matrah artırımın 35 bin liraya kadar çıktığını gördük. Tabii bunun nedeni şu, yasada bir hüküm var. İşte bu şekilde beyannamede bir beyannamenin bile matrahsız verilmesi bölmesi halinde oradaki oranlar yerine %18 oranı baz alındığı için çok ciddi bu konuda şikayet oldu. Açık söyleyeyim. Mükelleflerde gelir dersi başkanımıza da bunu ilettim ben. Bir toplantımızda. Hatta bildiğim kadarıyla gelir dersi başkanımız bu hafta buraya da geldi. Geldiği zaman oda başkanı da dahil. Bu konu dile getirildi. Ama tabii bu bir yasal düzenlemeyi gerektiriyor. Yani gelir dersi başkanını aşmış vaziyette açmış bu iş. Vaziyette, doğru. Ama söylenilen bence çok doğru. Çok yanlış bir uygulama var burada. Nedeni de şu. Ben zorunlu kalmışım da iş yerimi kapamışım. Hani devlet bana açamazsın diyor. Keyfe gider bir dolayısıyla kapanma da değil. Matrah yaratma şansım da olmamış. Öyle bir şey olmamasına rağmen beni burada cezalandırmış duruma düşüyor devlet. Bence haklılar. Bakın şimdi burada siyasetçilere belki seslenmek lazım. Çünkü bu gelir dersi başkanını aşıyor. Evet. Siyasetçilerin bu konuda bakın bütçe plan komisyonuna gelen bir torba kanun var şu anda. Görüşülecek bu. O madde koyarlar bunu onun içine bir madde olarak. Düzeltme buna ilişkin düzeltme yapılacağı ortaya konulur. Ve bu çok rahat aşılır. Hatta ben odaların yerinde olsam bu konuda ilimizin milletvekillerine veya işte TÜRMOP aracılığıyla bütçe plan komisyonunda görev yapan milletvekillerine bu konuda bir önerge veririm. Çünkü TÜRMOP'un yetkilisi zaten bütçe plan komisyonunda da oluyor. Evet, oluyor. Orada bu konuyu dile getirirlerse aşarlar ama çok doğru bir tespit. Yani bu yanlış olmuş. Yani. Evet işte. Tabii bunun yanında ikinci tespit ettiğimiz olaylardan bir tanesi de gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından. Biliyorsunuz 15 ve 20'lik bir oran getirildi. Uyumlu vergi mükellefi ise %15, uyumsuz vergi mükellefi ise %20 gibi bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Fakat işin ilginç yanı benim tespitime göre sayın üstadım. Şimdi burada ben beyannamemi vermişim. Gelir veya kurumlar vergimi ödemişim. Ama benim dışında, bunun dışında da sorumlu olduğum işte stopaj gibi, katma değer gibi bir takım vergi borçlarım var. Bunu zamanında yatıramadığım için uyumsuz vergi mükellefi olarak kabul edilmişim. Tamam. Ve ne olmuş? Otomatikman %20 oranı uygulama gündeme gelmiş. Bu da ne yapmış benim de? Hesaplamalarda tahakkuk eden vergimi arttırmış üstad. Yani burada ben gelir ve kurumlar vergisi üzerinden gidilen matrah arttırımında diğer vergilerin aksatmamın öngörüde olmaması, bunun üzerinden giderek hepsinin %15 standart olmasını düşünüyordum üstad. Bunu geliri dersi aşıyor diye düşünüyorum. Onun da şu, bu torba yasada bir madde var. Evet. Uyumlu mükelleflere yönelik. Evet. Bu sorundan dolayı bence gündeme gelmiş. Hani bu matrah artırımı değil de bu genel bir problem. Genel bir problem. Biliyorsun biz normal beyannamelerimizi verirken de uyumlu mükellef olarak 5 puanlık indirimlerden yararlanıyoruz. Kendi nevinden demiş. Biraz daha aşmış olayı. Burada diyor ki bir de yasada borcun kesinleşmeli diyor. Yani dava aşamasında olanlar olabilir. Rapor yazılmasını yeterli görmüyor yani uyumlu mükellefte. Bunu çözecekler diye düşünüyorum. İnşallah. Mecliste bunu aşarlar yani. Bu mevcut olan torba yasada buna benzer uyumlu mükelleflere yönelik bir madde var. Ama nasıl çıkar bilemem tabii. Yani onu yine meclise iş düşüyor. İş düşüyor. Gene sayın vekillerimize iş düşüyor. Gündeme getirmek lazım. Evet, gündeme getirmek lazım üstadım. Diğer bir tespitimiz de asgari belirlenen madde artımları oldukça yüksekti üstad. Artık onlara bir şey diyemeyiz. Yani bakanlığın biz tabii ki yani bu yüksekliğin biraz yok, daha... Yok ona bir şey deme şansımız yani, yok. Kime göre yüksek şimdi kime göre tabii, yani o da tartışılır tabii ondan şeyimiz yok. Ama yani bu bizim
kendi şeyimize göre, tespitimize göre bize yüksek bir kelime. Biraz ödemekte zorlanıyor zannedersen. Evet üstadım, ondan dolayı. Asıl önemli meselelerden bir tanesi üstadım, bu arttırımı, matra arttırımını yapan vergi mükelleplerimizle ilgili. Biliyorsunuz bu isteğe bağlı. Yani kişi kendi vergi matra arttırımını yaptırdıktan sonra ödemesi gereken taksitlerini veya rakamında bir kuruş dahi eksik yatırmış olsa yapılandırma bozuluyor. Bir de incelemeye sevk ediyorlar. Bu sevk edildiği zaman da üstad bilmiyorum bana göre haksızlık oluyor. Ve borç olarak bana kalıyor. Ben o zaman borcu ödemek zorunda kalıyorum. Ama dönüp de dönem itibariyle bozduğumdan dolayı yasayı da tutuyorlar. Ya bu sefer diyorlar ki getirin defter kayıt ve belgelerinizi inceleyeceğiz. Şimdi sevgili Faruk bunu da şöyle kendimizi bakanlığın yerine koyalım. Evet üstad. Şimdi matra artırımı zorunlu olan bir şey değil. Bir sorununuz var ki matra arttırıyorsunuz veya kafam doğru rahat etsin diye matra doğru arttırıyorsunuz. Doğru. Ve yasaya demiş ki tamam matra arttırıyorsan ödemenin tutarlarına, şartlarına uyarak bunu sağlayabilirsin. Bunu aksatırsan ben bunu yararlandırmam seni. Ha bunu eğer değiştirirseniz bu gene neye döner? Mükellefin diğer borçları gibi olur. Hiç altından kalkamazsın. Bir daha da ne olur bu sefer? Matra artırıp incelemeden kurtulur. Onu da ödemez. Evet. Ve çok ciddi bir kaos olur. Belki orada üstad şöyle bir öneri olabilir mi? Yani en fazla bir yıl içerisinde ya da toplam ödeme takvimi içerisinde iki gecikme. Sevgili Bülent burada gibi. Burada kaleyi bir kere de olsa topa tutturmayacaksın. Peşi sıra geliyor bu iş. Evet. Ben Gelir İdaresi Başkanlığı'nda görev yapanları bu konuda destekliyorum. Ha şöyle desteklemiyorum ama. Geçmiş dönemde bunları aksatanlara yönelik olarak bu kanunda bir kereye mahsus düzenleme yapabilirlerdi. Yapmadılar. Evet. Ve o insanlar zor durumda şimdi. Ha onu yaparsa da belki kalede bir gedik açılıyor diye düşündüler gene. Onun için yanaşmadılar. Çünkü kolay değil vergicilik. Ha, onlar da bir sürü şeyi düşünerek hareket ediyorlar burada. Ama ben yine de hani bu pandemi dönemine mahsus olarak öyle bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum. Mecliste bu gündeme gelecek ama onu söyleyeyim. Evet. Ben biliyorum yani kimin gündeme getireceğini de biliyorum. Belki oradan gene bir netice çıkabilir buna özgü. Hani onlara mahsus bir kerelik hatta faiziyle yani o dönemden ödemeliyse bu döneme kadar oluşacak faizini de baz almak suretiyle bundan sonra taksitleri aksatmamak üzerine kurulu bu model geliştirilebilir. Evet. Ama burada valla mükellef alacak eline oturacak hesabını yapacak ya bir kere de ödeyecek onu indirimden de yararlanacak ya da taksidini aksatmayacak. Doğrusu bu bence yani. Evet. O zaman çıkıyor üstadım ben de size katılıyorum. O zaman buradan ekranlardan sayın seyircilerimize dile getirmek istiyorum. Bilhassa matra arttırımı yapmış olan vergi mükellefleri ne olursunuz söylüyorum tekrarlıyorum. Bir kuruş dahi aksatmanız halinde matra arttırımız bozulmuş oluyor. Ve dönem itibariyle geriye dönük kayıt ve belgelerin incelemesi söz konusu. Onun için üstadım da dediği gibi peşin yatırılması halinde devlet gene orada bir esnek davranıyor. %10 indirim yapıyor. Ya siz bu rakamı bu ayın sonunda hepsini peşin yatırıp kapatacaksınız. Ya da size süre tanınmış olan 6 aylığı yani 12 ay içerisinde hiçbir taksitinizi yatırmamak veya eksik yatırma gibi lüksüne girmeyeceksiniz. Çok dikkat edin ne olursunuz. Sevgili Faruk hatırlarsan bu konuya ilişkin izah yaparken net cümle kullandım. Evet. Ödeyemeyeceğiniz bir şeyin altına girmeyin diye. Evet. Sakın matra arttırmayın diye. Evet. Ya bunlar da kendilerine defalarca söylenmiştir mükelleflerimizin. Siz de uyarıyorsunuz. Biz de uyaralım evet. Bülent Bey'le beraber. Evet. Lütfen taksitlerinize riayet edin. Riayet. Bir kuruş eksik ödemeyin. Evet. Çok ciddi sorunla karşılaşırsınız. Hatta ödeyebiliyorsanız da dediğiniz gibi peşin ödeyin. %10'dan evet. indirimden evet. de faydalanmış evet. olun böyle. Diğer bir sıkıntımız da bununla ilgili de şöyle bir olay gerçekleşti. Üstad oturuyorsunuz, büronuzdasınız. Kasa, stok haflarımız, vesairelerimiz, ortak alacaklarımız ve ortakları olan borçlarımız, kayıtlı olan demirbaşlarımızın olmadığı halde var olması, kayıttan silmesi veya olmayıp da kayıda alınması durumunda ister istemez muhasebe yapıyoruz. Akşama kadar kayıtlar altında bazen ezilebiliyoruz, kalabiliyoruz ki yorgunlukların neticesinde yapmış olduğumuz hesaplamalarda yanlış çıkabiliyor.
Orada da beyannameyi vermiş oluyoruz üstad. Yani şeyimizi yapıyoruz. Yani düzeltme. Bazılarının düzeltmesini kabul etmiyorlar. Evet, düzeltmeye geliyorsun. Kalede geri kaçmıyorlar mı üstad? Evet üstad, yani bilmiyorum bu bir haksızlık değil mi ya? Ne öneriyorsunuz peki? Ya aslında öneri derken şöyle birkaç herhalde tahmin ediyorum dilekçe vererek bazı meslektaşlarımız yaptığı hatayı izah ederek tekrar düzeltme şeyini açmışlar ve onlar düzeltilmiş. Keşke bu... Yok, bakanlığa o işler intikal ettiriliyor Bülent'ciğim. Bakanlık uygun görürse yapar onu ama bence de orada bir haksızlık var. Yanlış yapmış olabilirsin. Yani hesaplamayı yanlış yapmış olabilirsin. Yanlış bir şeyden yararlanmış olabilirsin. O konuda düzeltme yapılabilir. Yani son güne kadar. Yani ödemenin ilk taksitine kadar belki. Öyle mi? Yani yoksa... Hayır. Beyan döneminin sonuna kadar yani düzeltme yapılabilmeli. Düzeltme biliyorsun matbaa artırımında yapılabiliyor. Evet. Onda yapılabiliyor. Bazı hesaplarda da yapılabiliyor düzeltme ama az önce söylemiş olduğu hususlara ilişkin olan düzeltmelere izin vermediler. Evet. Belki orada ben de bir ekleme yapayım sevgili Faruk. Buyur, bir konuda da biz bize sirayet eden bir olay. Biliyorsun dava safhasındaki kamu alacaklarına yönelik olarak da davadan feragat etmek hususunda bir düzenleme yapılmıştı yasada. Neydi? İşte kazanmış veya kaybetmiş olma durumuna göre veya hiç karar alınmama durumuna göre mükellef yararlanabiliyordu bu yasadan. Şimdi sevgili Bülent, orada da şuna bağladılar olayı. Yasanın yayımlandığı 9 Haziran tarihine kadar idarenin veya mükellefin eline geçmiş olan yargı kararlarına göre yararlanabilirsin dediler. Yani karar alınmış olması yetmiyor. Bir de o kararın iki taraftan birine tebliğ edilmiş olması gerekiyor. Şartı evet, aran. Evet, şimdi bazıları var ki karar alınmış, tebliğ de yapılmamış. Gelmiş 12 Haziran'a vergi dairesine karar gitmiş sizin lehinize. Şimdi ne oldu? Lehinize olan da %90'ından istifade etme herhalde şansınız varsa evet. Öbüründe daha farklı bir rakamla karşı karşıya kalıyorsun. Bu da ciddi sorun oldu. Ama bu yasanın da doğası bu, yani yapacak bir şey yok. Sonuçta bir yerde de kesmen lazım buna. Hani son güne kadar böyle bir karara göre işlem yapılır demek de yanlış olurdu bence. Onun için Faruk, burada bazıları da maalesef böyle sıkıntılarla karşılaşacaklar. Ha, onlar gidip dava atsa etse buna ilişkin bir şey tutturabilir mi? Bence tutturamaz. Çünkü oradaki esasları belirleme yetkisi bakanlığa ait. Bakanlık da orada bir tarih koymuş artık. Yani ondan öteye de kabul etmez onu. Doğru. Evet, durumlar böyle. Evet. Ama mükelleflerimizi uyaralım. Lütfen yasadan yararlanıp da tahakkuk etmiş olan vergilerinizi zamanında ve tam olarak ödeyin. Evet, evet, bizim de söyleyeceğimiz bu. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi. Biz biliyorsun mükellefle vergi idaresi arasında köprüyüz sonuçta. Evet. Kamu görevlisi olarak 12. madde göre yasamızın. Üstadım biliyorsunuz ki bugün Sayın Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yeni yasama yılı başladı. Açıldı. Açıldıktan sonra da mecliste bugün vergi kanunları ilişkin düzenleme meclisine sunuldu. Sunan AK Parti milletvekili imzasını taşıyan ve meclis başkanlığına sunulan vergi usul kanunu ile bazı kanunlardaki değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle vergi usul kanunundaki değişikliğe gidiliyor. Burada biz bu olay gerçekleştikten sonra bu konuşmanın üzerine öğleden sonra çok ciddi bir şekilde vergi mükelleflerinden telefonlar aldık. Çünkü orada bir teklifin bir tanesi yaklaşık 850 bin civarında küçük esnafın kazançları gelir vergisinden muaf tutulacaktır. Buraya geçmeden önce, onu size atacağım. Oraya geçmeden önce, bugün biliyorsunuz kira ödemeleriyle bazı mal ve hizmetlerin tabi olduğu KDV oranlarındaki indirim süresi dün akşam itibariyle sona erdi. 37/2021 tarihli resmi gazetede yayınlanıp 4312 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla bazı teslim ve hizmetlerdeki indirimli KDV oranların 30/9/2021 tarihine kadar uzatılmış. Dolayısıyla yeni bir düzenleme yapılmadığından da indirimli KDV oranları uygulaması sona ermiştir. 1/10/2021 itibariyle uygulanacak vergi oranları, ki buradan
vergi mükelleflerine uyarıyorum. Çünkü yazar kasalarında da değişiklik yapmak zorundalar. İş yeri kiralamalarında kesilen faturalarda KDV oranımız %18. Berber kuaför hizmetlerinde %18. Terzi düğün organizasyonlarında eskisi gibi yine %18. Kuru temizleme, bisiklet tamiri, mobilya ve bahçe bakımlarında %18. Evet. Hep %18. Bir de kira ödemelerindeki stopajlarımızda %10 iken bugün tarihi itibariyle önümüzdeki ay verilecek olan gelir stopaj beyannamemizde bu %20'ye çok tekrar doğru çıkartıldı. Onun için vergi mükelleflerimizin bunlara dikkat etmelerini istiyoruz. Bir de bu sabah itibariyle biliyorsunuz yatırımcıların bizzat ve finansal kurumların merakla beklediği düzenleme bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı mevduatlardaki stopajlar resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TL mevduat, TL katılım hesaplarına ödenen kar paylarıyla dövizli fonlar dışındaki bazı yatırım fonları, banka tahvilleri ve fon kullanıcısının bankalarda olduğu varlık kiralama şirketlerine ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerdeki düşük oranlı stopaj uygulamasının süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bunu da ilgili olarak doğru. Evet üstadım. Aslında şimdi, mesela burada TL'yi teşvik etmek var değil mi üstad? Yani tabii, TL'de mevduat teşvik etmek var. Şimdi sevgili Bülent, madem açtın gene senin konularına dönmüş olalım. Evet, şimdi tabii hep konuşulan bir şey var. Türkiye'de şu anda yabancı yok gibi bir şey. Doğru mu? Evet, yani çok çok azaldı. Dibe vurduk diyoruz. Evet, yani yerlerde sürünüyor artık. Dolayısıyla yerli yatırımcı ne yapacak bu önemli. Doğru mu? Kesinlikle. O zaman o yerli yatırımcının da genel mantığı ne? Kurum zaten ihtiyacı varsa döviz alıyor. Evet. Yoksa dövizin yükselmesinden dolayı yeri geliyor. Bir de değerlemeden dolayı bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyor biliyorsun. Ama ihtiyacı varsa mecbur tutacak tabii onu. Peki yerli bireysel yatırımcı ne yapıyor? Bireysel yatırımcının tek buradaki sahiki var. O da ne? Paranın değerini korumak. Evet. Bunun üzerinden hareket ediyor. Ha, paranın değerini korurken baz aldığı ne? Döviz yükselince satıyor. Döviz düştüğü zaman alıyor. Doğru mu? Doğru. Sistem mi? Ha, bu arada da eğer böyle stopajlarla, faiz oranlarıyla onu desteklersen yerli yatırımcı öyle hani böyle hurra dövize hücum edelim vesaire olayında da değil. Zaten rakamlar gösteriyor. İşte buralarda %54 mü Bülent şu anda döviz mevduatı? Doğru, evet. Evet, o civarlarda bir döviz mevduatında geziniyoruz şu anda. Ama onun için önemli bir karar bu yani. 4 sene önce %35-36 çok idi. Çok doğru. Üstad. Yani bayağı arttı. Ama Bülent yani bu da olsun yani. Bunu teşvik etmek için üstadım mesela Exim Bank'ın bir reskon kredisi uygulaması çıktı. Burada da çıpayı Merkez Bankası'nın politika faizine fikslediler. Yani çok faiz güzel oranı bu. Dolayısıyla bir teşvik. Dövizi bozdurursanız ilave teşvikler daha var. Yani 250 bas puan, 500 bas puana kadar rakama bağlı artışlar da var. Evet. Evet üstadım. Benim de bahsettiğimiz gibi rakamla ilişkin düzenlemeyi Ceren Kanlı Teknik Türkiye Büyük Meclisi'ne sunduk dedik. Ben şimdi size burada söz vereceğim. Ama bu arada bazı maddeler haline geçmek istiyorum. Çünkü bir dakika sonra reklamlara gideceğiz. Evet. Reklamlar dönüşünde siz daha açıklık getirirsin. Kanun, verilen kanun teklifinde yaklaşık 850 bin civarında küçük esnafın kazançlı gelir vergisine istisna tutulması, sosyal içerikli ücretçiliği ile mobil cihazları uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasının getirilmesi, tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulması, elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek, vergi usul kanunu elektronik defter beraatı ve elektronik muhasebe fişi tanımlaması ekleniyor. Derken ben burada noktayı koyuyorum. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Evet üstadım, reklamdan öncesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer bir madde iktisadi kıymetlerin değerleme ölçüsü olarak dikkate alınan maliyet bedeli tanıma girmesi zorunlu olan veya olmayan unsurların kapsamının sayılması. Gene banka ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgelerle belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşların tabi oldukları diğer ilgili mevzuatın dahilinde düzenledikleri belgelerin bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilmesi böyle bir teklif verildi.
ilk maddemiz olan 850 bin civarındaki vergi mükellefinin kazançlarından istisna tutulmasıyla başlayalım. Gerçi bu çok uzun konuşulacak bir konu üstad. Önümüzdeki hafta tabii eleştiriye de açık, şeye de anlatacağım, açık. Evet üstadım. Buyurun, söz sizin üstadım. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim üstadım. Şimdi sevgili Bülent de buraya gelmeden önce bazı maddelerin beraber şöyle bir üzerinden geçip eleştirisini de yaptık. Onları da belki Bülent'in de o konularda mutlaka söyleyecekleri katkıları vardır. Şimdi aslında bu torba kanunu, tam adını evet, öyle koyalım bunu. Evet. Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapıyor ama ağırlıklı olarak vergi usul kanunu evet, değişiklikleri. 64 madde, 62 maddesi var asıl, 2 de yürürlük maddesi var. Toplam 64 maddeyle gündeme gelmiş. Neler var içinde? Teknik düzenlemeler var. Az önce söylediğiniz bir kısmını ben anlatacağım şimdi. Bir kısmı da sevgili Bülent, yargının artık müstakar hale gelmiş kararları var. Maliye farklı düşünüyor, yargı farklı düşünüyor. Onlara ayak uydurmuşlar. Bakmışlar artık gerek yok. Yani bu, biz ne kadar ısrar edersek edelim, sonuçta yargı bizim düşündüğümüzden farklı düşünüyor. Karar, evet. Ki örneğe şimdi birazdan vereceğim. İşte yenileme fonu mesela. İşte o 3 yıllık süre nasıl hesaplanır gibi. Bunun üzerine bu kurulu. Ha, en önemli maddesi ne? Şimdi kamuoyu muhtemelen bunu tartışacak daha çok. En önemli maddesi aslında basit usule tabi olan mükelleflere bir kazanç istisnası tarzda artık onları hiç mükellef yapmayan sistemin dışına iten bir süreç burada çalışıyor. Ne yapılmış onu? Vergi muafiyeti sağlanmış onlara. Ki bunları da yaklaşık 850 bin mükellef. Daha önce hatırlar mısınız bu konuyu ilk Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirdiği zaman biz bu 850 bin mükellef ne kadar vergi ödüyor diye bakmıştık. Baktık, evet. Evet, 260 evet, milyon. Yani 1 trilyon civarında bütçede 260 milyonun ne tür bir değeri olur? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani demek ki rakamsal olarak bunun bir önemi yok. Doğru. Peki neyi eleştiriyoruz o zaman? Yani bunlar muaf olsunlar. Şimdi eleştirmemizin nedeni şu sevgili Faruk. Şimdi 860 bin 850 bin mükellefi siz devre dışı bırakıyorsunuz. Niye? Yıllık hasılatın işte basit usule tabi olmanın belli hadleri var. Biliyorsun ciron 240 bin olacak. Evet. Veya alışlarının değeri işte 100 ne kadardı onun rakamı da 150 bin lira olacak. Olacak. Yani alım satım yapan evet, birisiysen. İşte büyükşehir hudutları içinde eğer iş yapıyorsan oradaki ödemiş olduğun kiranın evet, belli bir rakamı geçmemesi gerekiyor. Evet. O da yanlış hatırlamıyorsam 12 bin liraydı. Evet, 12 bin liraydı. Yani bu mükelleflere istisna muafiyet tanıyorsun burada. Kim bunlar? Taksi şoförleri, taksiciler. Yani taksi sahipleri. Dolmuş sahipleri. Evet. Yük taşıma işi yapanlar, ufak lokantalar, kuaförler, evet, terziler, oto bakım yerleri. Şimdi sevgili Bülent, yani herkesi muaf yapalım o zaman. Şimdi sen orada aslında Küçük Prens kitabı vardır. Belki birçok kimse okumuştur. Ya da çocuklarını okutmuştur, kitabı almıştır. Yani Küçük Prens de diyor ki bu büyükler hep rakamları konuşuyor diyor. Şimdi her şey rakam değil aslında. Sosyal adalet. Ha, şimdi oraya yani gelelim. Çok güzel. Sadece rakamlara bakmamak lazım. Çok çok güzel bir tanımlama. Ben biraz daha açayım onu. Şimdi vergi de anayasaya gidip ta anayasadan bakıp gelmek lazım. Anayasa ne diyor? Herkes mali gücüne göre vergi öder. Evet. Siz bunun üzerine vergi kanunu inşa etmek zorundasınız. Şimdi dönüp geliyoruz vergi kanunumuza. Mali müşavirlik yapıyorsunuz sevgili Faruk. Senin meslektaşlarında, sizin meslektaşlarınızda 200 40 altında bin liranın var, altında var, gelir elde eden mali müşavir. Onları da o zaman bu işin içine evet, koyalım. Aksine doğru mu? Oluyor, doğru. Yani onların hesabını tutan, defterini tutan kişiler. Evet. Onları da kapsama alalım o zaman. Ya bakın bu bir. Bu bir. Ciddi bir ada. İki. Şimdi bu mükelleflere diyorsunuz ki belge verme. Belge de alma. Şimdi sevgili Faruk o zaman biz
nasıl belge düzenine oturtturacağız? Mümkün yıllarca mi? Bunun mücadelesini yaptık. Mümkün aslında mi? Basit usule gündeme gelmesinin nedeni de oydu. Evet. Ya başka bir neden yoktu yani. Yoksa devlet ben bunlardan inanılmaz vergi alacağım diye böyle bir şey gündeme getirmedi. Daha da ileri gideyim ben. Basit usulde tahsilat oranı kaç biliyor musunuz? %38 mi ne? Yani %40 değil yani. %36 evet yani onu da tahsil edemiyoruz. Evet. Şimdi bir taraftan oturup düşünüyorum. O taksilerin sahipleri gerçekten onu kullanan insanlar olsa hani bir miktar daha adalet diyeceğiz bilmem ne diyeceğiz de sevgili Bülent öyle bir şey yok yani. Kira veriyorlar ya, onlar da oradan. Yok artık bilemiyorum tabii. Evet, evet. Hani bu çok çok yanlıştır demiyorum ama burada ciddi bir adaletsizlik söz konusu olacak. İnsanlar bunu eleştirecekler söyleyeyim. Peki üstad şöyle bir şey diyebilir miyim? Az önce siz de söylediniz. Yılın sonu yaklaşıyor. Bakın, ve bu yıl için de geçerli bu. Evet, onu da söyleyeyim. Evet, 2011 çıkarsa, evet, çıkarsa 2021 yılı için geçerli, evet, geçerli olmak üzere kanun hazırlandı. Şimdi bakıyorsunuz verileri de açıkladınız. 240 bin liralık hasılat, 150 bin liralık alış. Evet. Vergi mükellefi bakacak 240 bine yaklaşmış. Belge kesimini durduracak. O gün, bugünden sonra belki yıl sonuna kadar da böyle bir hasılat elde etmemeye çalışacak. Niye? Aynı hatların altında kalabilmek için. Kayıt dışı yaptık mı üstad? Alımda da aynı şekilde. Aldığımız malın hiçbir şekilde faturasını almayacağız. Karşı tarafın da kesmemesini sağlayacağız. Bir kayıt dışı daha gerçekleştirdik mi üstad? O zaman bu haksızlık değil de nedir üstad bilmiyorum. Yani ben de aynı şeye katılıyorum. Aslında evet burada de sosyal barışı korumak lazım. Evet. Çünkü 19 bin lirayla fatura kesen bir küçük esnaf düşünelim. Evet üstad. Bu kapsama giriyorken ayda işte 3500 lira brüt maaş alan bir asgari ücret kesinde girmiyor. Vergi ödüyor ama. Evet. Burada... Şimdi bakın bunu izah edemezsiniz. Gerçekten bu izah edilmiş cevabı yok. Ben kendime edemiyorum. Bakın 35 yıllık vergiciyim. Bunu anlatamam kendime. Yani bu yanlış bir şey bu. Ha bunun bu yasa çıkmasın demem. Yani çıksın. Evet biz küçük esnafı koruyalım, çok tamam. Koruyalım. Ama öbür tarafta da eğer kayıt dışını bu körükleyecekse, eğer belge düzenini körükleyecekse, eğer kamu vicdanını sızlatacaksa bu. Bülent'ciğim yani bunu oturup iyi düşünmek lazım. Hani nereye gidecek bu? Ya da bunu mesela ben İstanbul'daki taksicinin o taksiye sahip olan kişi eğer bu maddenin içine girecekse ben buna şiddetle karşıyım. Böyle bir şeyi kabul etmem yani. Evet. Kendi adıma söylüyorum. Çünkü onların ne kadar o plakaların kaç lira olduğunu hepimiz biliyoruz. Zamanında 1000 liraya 2000 liraya alınan plakanın bugünkü rayiç değeri milyonların üzerinde. Bakın işte. Vergi de adalet dediğiniz şey inanılmaz önemli bir şeydir. Evet. Kimse de canımla cicimle vergi vermez. Kesinlikle üstadım. Vergi zorla alınır. Yani yasa böyledir. Vergi gidin bakın uluslararası tanımına bakın karşılığında zor alım yazar. Evet. Çünkü karşında devlet var. Bu toplumda birlikte yaşamanın bir maliyeti var. O maliyete hepimiz katlanacağız. Herkes ama neye göre katlanacak? Mali gücüne göre katlanacak. Siz şimdi ben sizinle aynı kategoride olmama rağmen birinden vergi alıp birinden almamanın ben izahını bulamam yani burada. Ha ama tabii bunun yanında emeğiyle çalışıp 3 kuruş para kazanan insanlara yönelik bir düzenleme hele böyle bir pandemi döneminde tabii ki oturulur konuşulur bu sevgili Bülent. Ama ben bazı meslek gruplarını merak ediyorum yani bunu nasıl yapacaklar? Buna ilişkin evet, düzenleme evet. Nasıl olacak? Teferruatını göreceğiz ama basit usulün içindeki bütün mükellefler bundan yararlanırlar döndüğünüz anda farklı bir yere gidersiniz burada. Bunu da antiparantez bir yere de koyalım, bunu da belirtmiş evet, olalım. Işte. Evet, hatta iş biraz daha artırılmış maddede şunu diyor. Başka bir geliri nedeniyle beyanname vermiş olsa bile bu gelirlerine o beyannameye dahil etmez diyor. O. Yani herhangi bir nedenle diyelim ki gayrimenkul sermaye iradın geliri kira var. Geliri var. Yani diyelim ki 4 tane kira gelirim var. İşte menkul sermaye irade elde ettin. O hadleri aştın beyanname vereceksin. Ama bunu basit usulde bundan dolayı evet bunu verme diyor yani.
Bu çok daha aslında kritik yani. Hani enteresan. Evet. 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 Birincisi bu. İkinci yine bu torba kanunla gündeme gelen sosyal medya paylaşımlarından gelir elde edenler sadece stopaj usulüyle vergilendirilecekler. Bunu da şöyle açmışlar. Ben hatırlarsam Bülent'ciğim, biz bu konuda YouTuber'lara yönelik olarak programda bunu dile getirmiştik. Evet. Bunlara beyanname verdirmenin sıkıntılı bir süreç olacağını. Çünkü bunların çoğu da genç aslında. Genç, evet. Bu çocukların hem mali müşavirle muhatap olacaklar, hem her ay beyanname verecekler. Bir de bunların gelirleri düzenli gelir değil. Zaman zaman kazanıyorlar, zaman zaman duruyor. O nedenle güzel bir orta çözüm bulmuşlar buna. Nasıl bankada bir hesap açıyorlar. O hesaba yatırılan her paradan banka belli bir tevkifat kesiyor. Onlara ilişkin zanneden %15'miş bunun oranı. Yani şu anda taslakta öyle. Taslakta öyle. %15 oranında bir vergi kesilip o banka tarafından maliyeye ödenecek onun adına. Evet, önemli bir düzenleme. Yalnız burada bir şey, Cumhurbaşkanımıza yetki de verilmiş. O 15'i sıfıra kadar indirme yetkisi de var. Evet. Bir katına kadar arttırma yetkisi de var. Doğrudur. O da önemli. Yalnız burada yasada bir madde var. Gelir vergisi tarifesinin 4. tarifeden daha yüksek bir gelir elde etmişse bunlar diyor. Onlara zannedersem beyanname verdirecekler. O da ücret gelirindeki rakamlara eşdeğer gibi görünüyor. 650 bin lira herhalde. Evet, bu sene 650 rakamı. Öyle bir düzenleme var. Tabii ama bakın bunlar sadece şu anda taslak. Doğru işte. Daha bütçe plan komisyonuna gelecek, orada görüşülecek. Görüşürüz. Ben sadece ön bir bilgi veriyorum şu anda. Evet işte. Evet, tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bunlar çünkü biliyorsun hasılat olarak vergilendiriliyordu. Evet. Çok yanlış bir uygulama. Yanlış, düzeltiliyor. Evet. Doğru. Evet. Çok doğru. Bu doğru, evet işte. Evet, geçici vergide 4. dönem geçici vergi beyanı kaldırılıyor. Şimdi bu çok önemli. Bunu gündeme getiren şurada, burada yanımızda oturan arkadaşımız. Sayın Bakan biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce Kocaeli'ni ziyaret etti. Evet, işte. Burada toplantı düzenledi. O toplantıda sanayi odasıyla birlikte ortak bir çalışmamız vardı bizim. Bülent Bey katıldı o çalışmaya da. Evet. Bülent Bey'in önerisiydi. Gelir İdaresi Başkanı ile görüşmüştü. İsterseniz ondan dinleyelim. Evet Üstad. Tabii biz Üstad'la beraber bütün firmalarımızdaki beyanname süreçlerini çok yakından görüyoruz. Birazcık bunun son geçici vergi beyannamesinin özellikle külfet olduğunu hep düşünüyoruz. Faruk Bey, sonra Şükrü Üstad'la oturduk, böyle bir ya ne yapılabilir, bu çalıştaya hazırlık yapalım diye konuştuğumuzda dedik ki ya bu son geçici vergi kalsın. Çünkü hemen akabinde kurumlar vergisi var. O zaman ne yapalım? Şubat'taki geçici vergi kalksın. Nisan yerine Mart'a çekelim. Gelir vergisi tarafında da o zaman verginin az olduğu dönemlere bakalım. Şubat'taki vergiyi kaldırdığımıza göre Mart'ta verilen gelir vergisi beyanlamesini de Şubat'a çekelim dedik. Aslında ortak tabii, beraber çalıştık bunu. Böyle bir öneriyle gitmiştik. Bu öneri tasarı da var şu anda. Bana göre de iyi olur. Bizim en azından iş yükümüzü de ortadan komisyondan geçer. Hem yeminli mali müşavirlerin hem de sizlerin de, yani mali müşavirlerin de işlerini rahatlatacak bir uygulama haline gelecektir yani. Vallahi üstadım, ben şimdi hemen yani şu anda kendi meslektaşlarıma ve odamın çalışan tümlerine ben kendi adıma size teşekkür ediyorum. Bu vallahi büyükten kaldırmış olacaksınız bizi. Evet. Çünkü sevgili Faruk, sözünü kestim ama bunu belirtmeden geçmeyelim. Kocaeli Sanayi Odası'na da buradan teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan başta olmak üzere Ayhan Zeytinoğlu varsa, bunu özellikle Bakan Bey'in yüzüne baka baka bizim önerilerimiz, Sayın Bakanım lütfen bunu dikkate alın diye söyledi. Yani Sanayi Odası'nın da burada başarısı büyük. Gerçekten doğru bir şey bu. Hayır, olan size oluyordu. Düşünsenize üstadım, ilk Ocak ayına geliyordunuz. Yani yeni bir yıla geçmişsiniz. Hem yeni yılın işini yapmakla mükellefsiniz, hem Ocak ayında son dönem olan Aralık KDV'yi vermek zorundasınız. Bir sonraki aya geçiyorsunuz. Ocak ayı yeni yılın işini yapmaya başlarken bir bakıyorsunuz ki Şubat ayı içerisinde geriye dönük
4 dönemi kapsayan yılın tamamını gelir geçici vergi beyannamesi veriyorsunuz. Hiç ara vermeden Mart'ta geliyorsunuz. Hem yeni yıl işini yapıyorsunuz hem geçmiş yılın dönemin gelir vergisi beyannamesini veriyorsunuz. Bu taraftan geçiyorsunuz, öbür köye geliyorsunuz. Hem kalkıyorsunuz geçmiş dönemin kurumlar vergisi beyannamesini Nisan ayında veriyorsunuz. Artı Mayıs ayına geliyorsunuz ve yeni yılın ilk dönemin geçici vergi beyannamesini hazırlıyorsunuz. Üstad o kadar yoruluyorduk ki. Gerçekten yani görüyordum arkadaşlar. Evet. Bence çok doğru bir uygulama oldu sevgili Faruk. Evet. Olacak daha doğrusu. Olacak evet. Umarım tabii. Ama ben gene şimdiden Bülent Üstadım'a ve sizlere kimin katkısı geçmişse hepsine herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet az önce Bülent Bey'in dediği gibi tabii bu yasalaşırsa beyan süreleri de gelir kurumlar vergisi beyanları da birer ay öne çekilecek. Evet. Yani evet. Gelir vergisi Şubat ayında verilecek Mart ayı yerine. Kurumlar vergisi de Nisan yerine Mart ayında verilecek. Tamam. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, evet, şimdi önemli bir konu daha. Uyumlu mükellefin şartları iyileştiriliyor sevgili Bülent. Bu da önemli bir şey. Az önce Faruk yani Bey'de. Bir kere uyumlu mükellef kaç tane Türkiye'de? Söylediniz geçen. Bir daha söyleyeyim. Evet üstadım. Bir daha söyleyeyim. 3 milyon mükellef içinde 65 bin. Evet. Yararlanan o kadarmış. Yani gelir idaresi kayıtlarında. Ha evet. Bunun... Ne derece siz bu rakamı nereden aldınız? Ne derece doğru diyorsanız onun cevabı da şu. Şeyin matrah artırımına ilişkin yasanın Bütçe Plan Komisyonu'ndaki görüşülmesi sırasında bu soru milletvekilleri tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yöneticilerine sorulmuş. Alınan cevap bu. Enteresan bir şey. Yani ben doğru mudur yanlış mıdırın cevabı orada. Yani orada evet. 65 bin diye bir rakam telaffuz edilmiş. Evet dolayısıyla 65 bin mükellefin uyumlu mükellef indiriminde aranan şartları yumuşatılıyor. O da niye? Şöyle sevgili Faruk. Ciddi adaletsizlikler oldu orada. Diyelim ki ne diyor? Efendim işte geçmişe yönelik 3 yıllık dönem zarfında hakkınızda İkmalen resen tarihat yapılmayacak aynı vergi nevine veya farklı bir vergi nevine yönelik. Tarihat yapılmış olabilir. Ben dava açmış olabilirim. Dava sürecim devam ediyor. Belki benim lehime bitecek. Sen bana cezalı tarihat yapıp da geçmiş dönemde uyumlu mükellef indiriminden yararlandı. Hadi cezalı onu geri öde. Çok doğru bir yaklaşım değildi. Onu düzeltecekler Bülent'ciğim. Gördüğüm o. Ama tabii yasa nasıl çıkar gene onu bekleyip göreceğiz ama madde olarak orada duruyor. Demek ki gelir iddiası bunu çıkarılmasını istiyor. Evet. Bu da önemli. Diğer bir konu az önce siz de bahsettiniz Türkiye Dijital Vergi Dairesi. Altyapısını kurmaya çalışıyorlar. İleride Türkiye'de vergi dairelerinin hepsi dijital platforma taşınmış olacak. Bakın çok net söylüyorum. Ve bunun süresi çok uzun değil Bülent. Bunu yine siz Üstad Haziran'da bir programa söylemiştiniz. Evet. Konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Gidişat ona gidiyor. Ve gelir idaresi buna en iyi uyum sağlayan kurumlardan biri Türkiye'de. Bunda Sayın Beykir Bayraktar'ın çok büyük emekleri var. Buradan çünkü selam çok olsun. Önemli, tabii selam. Evet. Çok önem veriyor. Dijitalleşmeye, işte bu programlara, bunlara ilişkin altyapıya geçmiş programlarda dile getirmiştik. Gene söyleyelim çünkü haklarını yemememiz lazım. Bakın o pandemi döneminde herkes evinden beyannamesini girdi, evet. Ödemesini yaptı. Evet. Yani bu ancak çok gelişmiş bir ülkede yapılabilecek bir süreç. Bakın biz banka bilmem ne değiliz yani Türkiye'de milyonlarca insana hizmet eden bir yer konumunda. Evet. Hiçbir sorun da yaşanmadı orada. Ha, ufak tefek aksaklıklar her zaman olur. Dijitalleşme bu. Televizyon yayınında bile yeri geliyor, kesinti oluyor. Hani orada haydi haydi olur. Onun için önemli bir şey. Sonra tebligat sürecine yönelik düzenlemeler var burada. O da şu. Sevgili Bülent, şimdi mesela yurt dışında bulunan birisine tebligat yapacaksın. Vergi daireleri gelir idaresine yazıyordu. Gelir idaresi onu konsolosluklara, dış misyonlara yazıyordu. Onlar üzerinden işlem yapılıyordu. Yani kulağımızı böyle tersten gösteriyorduk. Şimdi bu değiştiriliyor. Artık vergi dairelerinin de bu tür işlemleri yapabilmesinin önü açılıyor. Evet. Çünkü tebligat biliyorsun vergi işinde çok önemlidir. Önemli, evet. Usuldür. Usulde de hata yapmamak gerekir. Evet.
muhatabına doğru bir şekilde tebliğ yapman gerekir. Onun için önemli bir süreç ve bu da sürecin kısaltılmasına yönelik bir düzenleme. Şimdi ilanen tebligatlar gene en çok karşılaşılan sorunlardan birisi. Burada da maliye diyor ki ilanen tebligatları ben bir de resmi internet sitemden de duyuracağım. Önemli bir şey bu da. Çünkü geldi, gelmedi, yanlış kapıya şey oldu, yanlış yerde ilan edildi vesaire dedim ya, tebliğ evet. Önemli. Artık ilanen tebligatlar gelir idaresinin resmi internet sitesinden duyurulabilecek. Evet. Bu da önemli bir şey. Mükelleflerin bildirime dayalı yükümlülükleri de azaltılıyor. Bunlar neler? Bunlar da şunlar. Şimdi sevgili Bülent, bazen sizinle ilgili bazı bilgileri kamu kurumları zaten maliye ile paylaşıyor. Bir de sizin maliyeye vermeniz lazım o bilgileri. Şimdi bu yasada diyor ki eğer başka kurum bu bilgileri vermişse sizin vermenize gerek yok artık diyor. Çok doğru bir şey bu da. Çok doğru. Yani inanın bürokrasiyle boğuluyorduk yani. Gerçekten. Bunlar da aşılmış oluyor. Çok güzel, çok doğru uygulamalar bunlar. Kesinlikle. Elektronik defterlerde tasdik konusu vardı. Burada da berat alınması yeterli. Artık tabii bu tasdik edilmiştir diye olayı ele alıyor. Bu da çok doğru bir şey. Ha, önemli bir konu. Muafiyet, istisnalar, zarar indirimler. Biliyorsun maliye belli koşullarda yeminli mali müşavir raporunu zorunlu tutuyordu. Bazı mükellefler bunlardan yararlandığı halde yeminli mali müşavir raporunu süresindeki Haziran'ın sonu oluyor değil mi Bülent'ciğim? Evet doğru. Genelde bunlarda yani sonuna kadar vermemiş olabiliyor. Ve maliye o durumda bu muafiyet ve istisnalardan yararlanan mükelleflere cezalı tarihat yapıp o muafiyet veya istisnadan yararlandırmıyordu mükellef. Şimdi bu yasa maddesiyle onu şöyle aşıyorlar. Diyor ki maliye bunu tespit ettiği zaman size 60 gün süre verir. Uyarı yapıyor. Evet, 60 günlük süre zarfında eğer o raporu getirip teslim edersen, tabii doğruysa, yani sonuçta şartlara da uyuyorsa, o zaman ben seni gene o muafiyet, istisna, zarar indiriminden yararlandırırım diyor. Sistem bunun üzerine kurulu olacak ama zamanında da raporu vermediğin için bir özel usulsüzlük cezası da kesilecek. Onu da bu arada belirtmiş olayım. Diğer bir konu, gider pusulasında önemli değişiklikler yapılıyor. Mesela kira ödemelerinde bu çok söz. Banka üzerinden ödediğin halde ne yapıyordu? Bir de gider pusulası düzenleme tarzında şeyler gündeme getiriyor. Artık bunlara gerek kalmadı. Dekontlar onu onların dekontu, yerine kullanılmış oldu. Bu da önemli doğru, bir şey. Doğru bir zaman. Dolayısıyla da ceza riski olan mükelleflerimiz de rahat etsinler. Dolayısıyla bu madde çıktığı zaman da artık öyle bir kimse gider pusulası vesaire de aramayacak onlardan. Evet. Ama dekontları önemli tabii. Evet işte. Ve önemli bir konu. Şimdi az önce Bülent gene söyledi. Yeniden değerleme. Evet, sevgili işte. Bülent artık yeniden değerlemeyi sürekli hale getiriyorlar. Çünkü enflasyon muhasebesinde bazı şartlar var. O şartları Türkiye'nin sağlaması çok zor. Sağlamayınca enflasyon muhasebesini yaptıramıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Mükellefin defterlerinde çoğu sabit kıymet tarihi değerleriyle yer alıyor. İşte böyle yasalar çıkınca ara sıra değerleme yapabiliyorlar. Şimdi bunu aşmak için sürekli yeniden değerleme getiriliyor ama gene o %2 vergi ödenme kaydıyla gibi görünüyor. Bakalım tabii yasa nasıl çıkar, ona da birlikte bakacağız. Evet, önemli bir konu da amortisman ayırmada süre farklı hesaplanacak bundan sonra, gün hesabıyla hesaplanacak. Kış dönemi. Şimdi biliyorsun binek otomobillerde kış dönem var. Burada da gün hesabı yapılacak artık. Evet. Kaç gün kullandın onu? Kaç gün o işletmede oldu? Evet. O kadarlık dönem için amortisman ayrılıyor. Aslında çok doğru bir şey. Yani 30 Haziran, 30 Aralık'ta makine alıp bütün yıl kullananlar var. Yani. Evet. Doğru. Bir diğer konu gene tahsil edilemeyen 3000 liraya geçmeyen alacakları direkt şüpheli alacak yaz diyor artık. Rakam da koymuş. Evet. 3000 liraya kadar
olup tahsil edilemeyen alacağına direkt şüpheli alacak yazarak karşılık ayırıp gider yazabilirsin. Dava masrafından çünkü yine işte şey, ona göre güzel, herhalde bir hesap güzel. Yapmışlar burada çok sevgili güzel. Bülent. Ama ben hala mesela burada bir maddem var, hala bunu Gelir İdaresi Başkanlığı'na çok söylememe rağmen aşamadık. O da şu, biliyorsun yasada şüpheli alacak ayırmak için dava veya icra safhasına gelmiş olan yılda ayırabilirsin diyor. Sonradan ayıramazsın diyor. Ama yargı öyle demiyor bazı kararlarında. Yargı diyor ki başka bir tarihte de eğer hala şüpheliliği devam ediyor dava aşamasındaysa veya icra aşamasındaysa şüpheli alacak karşılığı ayırabilirsin diyor. Gerçi farklı kararlar da var da hani tam böyle nihai bir şeyi oturtamadılar bu konuda. İnşallah o konuda da net bir açıklığa kavuştururlar ama maliye net diretiyor yani orada. İlgili olduğu yıl dışında ayıramazsın diyor. Onu belki aşağıda. Bu arada üstadım 2 dakikalık bir sürecimiz kaldı. Peki son şeyimi anlatayım o zaman. Önümüzdeki hafta zaten tabii, devam edeceğiz tabii, tabii. Üstadım. Şimdi önemli bir konu da yenileme fonu. Şimdi yenileme fonunda da şöyle bir şey söz konusu oluyordu sevgili Faruk. Bir amortismana tabi kıymeti sattığın zaman eğer onu yenilemeyi düşünüyorsan karar alıp onu yenileme, ondan doğan karı yenileme fonuna atıp 3 yıl içinde aynı neviden bir sabit kıymet almak suretiyle onu onun amortismanından düşebilme şansın var. Evet. İşte orada en çok dikkat edilen husus 3 yıl nasıl hesaplanırdı? Yani örneğin 2021 yılında sattım, karımı yenileme fonuna aldım. 2021 birinci yıl mıdır? Yoksa 2022-23-24 müdür? Olacak, birinci yıl başlamak üzere. Maliye satıldığı yıl birinci yıldır diyordu. Ama yargı bir sonraki yıldan başlamak üzere 3 yıl hesabı yapılır diyordu. Maliye bu sefer yargıya oymuş. O 3 yıl hesabını yargının dediğine göre bir sonraki yıldan başlatmak üzere yeni bir düzenleme yapmış. Evet, benim bugünlük söyleyeceklerim bunlar ama incelemeye yönelik, başka konulara yönelik, usulsüzlüklere yönelik ciddi düzenlemeler var. Onları da bir sonraki hafta değerli izleyenlere buradan aktarmış oluruz. Değerli üstadlarım, bilgi ve paylaşımınızdan dolayı size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haftaya TV41 ekranlarında buluşmak üzere ekonomik kulüp programımızda hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.